Merhaba. Benim hani oturup da sizi hani böyle bir gruba işte çoğunluk nedir, Türkiye'de hangi diller var nedir anlatmak yerine daha çok okuduklarım, dinlediklerim, yaptıklarımdan dile getirmenin önemli olduğunu düşündüğüm bazı tespitlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bazı gözlemlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu biraz da bizim son 2 yıldır yoğunlaştığımız dillerle ilgili, Türkiye'deki dilsel çoğunlukla ilgili ve daha yakın zamanlarda başladığımız dil haklarıyla ilgili çalışmalarımızın kavramsal çerçevesini sunmak içindi. Biz değişik eğitim programlarında bunu sunmaya çalışıyoruz. Üniversitedeki faaliyetlerimizde literatürden yararlanarak bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Orada karşıma çıkan, ilgimi çeken ve bazıları belki de tartışılarak daha da geliştirilebilecek tespitler, gözlemler bunlar. Her şeyden önce niye dilsel çoğunluk? Yani açıkçası yani akademide ve özellikle Türkiye'de akademik entelektüel ortamda hangi konuya el atarsak bir kavram karmaşasıyla karşı karşıyayız. Benim kavram karmaşasından anladığım hani herhangi bir olgu için birden fazla kavramın olması değil, bunların aslında hangi birinin hangi nüans farkına sahip olduğu, niçin hangisini nerede kullandığından bağımsız olarak bu konuda aslında kafa bile yormadan buna, bu konuda uyarıda bulunmadan dinleyiciye, okuyucuya karşı bal gibi kültürel çoğunluk, kültürel çeşitlilik ya da işte çok kültürlülük, çok dillilik gibi kavramlar kullanılıyor. Adeta aynı anlama gelmek üzere. Benim bu konuları konuşurken çoğunluğu çeşitliliğe seçtiğimi belirtmek isterim. Hani çok büyük bir olgusal ya da perspektif, ideolojik fark olduğundan değil, küçük ama önemli bir fark. Bunlardan biri olgusal durumla ilgili çeşitlilik daha çok herhangi bir coğrafyada var olan farklı dillerin aynı anda yan yana olma durumuyla ilgili kullanılırken ben çoğunluğu biraz sonra daha çok açacağım şekilde birbirleriyle diyalektik ilişki içinde olan bir coexistence yaşayan bir arada eş zamanlı var olan diller için kullanıyorum. Dolayısıyla da aslında çeşitlilik çok da sorgulamadığımız işte falanca dil, falanca dilin aynı anda o coğrafyada kullanılması ile ilgili gibi görünüyor. Ama çoğunluk felsefi ve politik tartışmalarda da öyle bir çağrışımı olduğu için bence var olan olgusal durumu daha çok karşılıyor. Çoğu zaman tek dilliliğin eleştirisi alternatif olarak kullanılıyor. Bu dilsel çeşitlilik ya da işte multilingualizm gibi kavramlar. Ama bence problemi bunu açacağım. Bunu açarken de zaten şeyi söyleyebilirim. Bu olgusal durum tespitinden yola çıkarak özellikle bu çok kültürcülüğün çok tartışıldığı postkolonyal dönemde o geçici kolonyalist ülkelerindeki işte yeni gelen hani kadim kültürel çeşitlilik ya da kadim farklılıklar değil de kolonyalizm sonrası oluşmuş farklılıklar üzerinden bir multikulturalizm ya da çok kültürcülük söylemi geliştirildi ve 90'lardan itibaren yani ben en azından Almanya'daki süreci takip edebildim. Bu çok haklı eleştirilerin nesnesi oldu. Çok eleştirildi bu yaklaşım. En önemlisi tam da bir tekçiliğe karşı muhalefet, tekçiliğe karşı eleştiri olarak ortaya çıkmış olan şey bir süre sonra aslında bu yukarıda sözünü ettiğim çoğulculukla ifade ettiğim o kendi aralarındaki karmaşıklığı, çetrefilliği, onlar arasındaki diyalektik ilişkiyi reddeden adeta net sınırlarla tanımlanmış özsel yapılar olarak, özsel olgular olarak kültürleri, dilleri, grupları görmeye çalıştılar. Bu progresif bir tavırdı, ilerici bir tavırdı. Var olan tekçi, tek ulusçu, tek kültürcü, tek dilci
anlayışlara, ideolojilere karşı bir çıkıştı. Ama kesinlikle çok sınırlıydı, çok kendi içerisinde problemliydi ve kısa bir süre içerisinde de eleştirilere uğradı, haklı eleştirilere uğradı. Ama birçok konuda olduğu gibi Türkiye'de hani bunun kendisi bile yeterince progresif olduğu için belki de entelijansiyanın ve akademinin içinde bulduğu durumdan dolayı burada takılıp kalmış durumdayız. Oysa problemli bir şey sanki bana bunu da aşarız gibi geliyor. Çünkü bu böyle tabii ki böyle özel yapıların, olguların olmadığı, sınırların problemli olduğu meseleler var. Onu tartışacağız ama bunun hak savunusu, hak mücadelesinde karşımıza önemli bir sorun olarak temsilciler çıkıyor. Böyle sınırları tanımlanmış özel yapıları kabul ettiğinizde birileri çıkıp da bunun temsilcisi olduğunu iddia ettiğinde hemen üstüne atlıyorsunuz. Yani çok da iyi niyetli, insan haklarına saygılı, çeşitlilikten yana tekçiliğe karşı bir politikacı olarak, akademisyen olarak benim hem literatürde karşıma çıkan hem bizzat o Almanya'daki 10 yıl süre içerisinde gözlemlediğim bir şeydi. Aslında kolaycı ve bir süre sonra tehlikeli olan bir şey söz konusu. Bu uzun bir mesele. Şimdi çoğunluğu tercih etme nedenini açıkladıktan sonra bütün bu sunum boyunca çoğunluğu kullanacağım ama çoğunluğu da kendi içerisinde bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Tam da çoğunluğu kavramının, yani onu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Siyasi, felsefi çağrışımları belli zaten. Ama dil örneğinde ele aldığımızda bizim çok işimize yarayacak bir boyut çıkıyor karşımıza. Yatay çoğunluk adını verdiğim, tam da bu multikulturalizmin, çok dilliliğin ya da dilsel çeşitliliğin gördüğü bir şey var. O da aynı herhangi bir coğrafyada, bir bölgede, ülkede, şehirde, semtte neyse, birden fazla dilin bir arada olması durumu. Bundan niye kurtulamıyorum ben? Bu dillerin ne kadar hani her birinin tanımlandığı sınırların ne olduğundan bağımsız olarak kabul etmemiz gerekiyor. En azından bu iddiada bulunan insanlar var. Ben Fransızca dili konuşuyorum Berlin'de. İşte Berlin'de bu dilin varlığını kabul edin gibi bir talep. Orada bir yatay düzlemde, tabii ki yataylık sığlığı da çağrıştıran bir şey olduğu için kullanıyorum. Çoğunluğun ilanıdır ve talebidir. Recognition talebidir, kabul talebidir. Ama diğer taraftan aslında bir varlık olarak, bir entite olarak dilin sınırlarını, bu sınırların gerçekten olmadığını, şimdi bu oturumda yani sosyolojist arkadaşlar var. Şu anda bizi dinleyenler arasında gerçekten hani dil politikaları sosyolingüistik üzerine çalışan uzman arkadaşlar var. Bu söylediklerimin biraz fazla daring olduğunu biliyorum ama onlar Haris'ten gazel okuma olarak görebilirler. Bir tarihçinin dille ilgili ahkam kesmesi olarak görebilirler. Ama çalıştıkça sahada ve literatürde gördüğüm şey bu dilin aslında ne olduğu konusunda, sınırları tanımlanmış, net bir şey olduğu konusunda mış gibi davranılabilir ancak bunun mevcut olmadığı, ama bunu kabul ettiğimiz anda bile hani bilim felsefesine, felsefi tartışmaya girmek istemiyorum. Herhangi bir olgunun varlığını kabul ettiğiniz anda bile dil örneğinde bunun varyantları ya görmezlikten geliniyor, ya küçümseniyor, ya da çok net bu dildir, bu da varyantlarıdır denildiğinde aslında varyantların toplamına dil denilmiyor da bir dil var. Merkezi bir şey olarak. Belki de o bir varyant. Belki de onlara geleceğiz. Bir de bu bundan çıkmış, bununla ilişki içerisinde olan varyantlardan bahsediyoruz. Yani birçoğunuzun anlattığı gibi dil bilimcilerin bence tamamen kavram karmaşası içerisinde kullandıkları lehçe, ağız, aksan gibi farklardan bahsediyorum. Bu çoğunluk aslında bence bizim gibi dille uğraşan ama daha da önce dil haklarıyla uğraşanların en büyük handikapı gibi görünüyor. Ama
O kadar fazla ulusçu, modernist, tekçi dil politikalarına karşı mücadele etmek, onlarla yüz yüze gelmek durumundayız ki ihmal ediyoruz ve benim iddiam odur ki birçok dil hakkı savunucusu bunu ihmal ettiği için kendileri dil hakkı ihlalcisi haline geliyorlar. Benim önemli, bu sunumun önemli tezlerinden biri bu. Sonlarına doğru geleceğiz buraya. Şöyle geçelim o zaman. Şimdi genel olarak 40 tane dilin değeri, rolüyle ilgili şeyler sayılabiliyor literatürde. Ama şöyle bir şey mümkün gibi görünüyor. Bir iletişim aracı dil ve ayrıca kolektif kimlik inşasındaki rolüyle, sembolik anlamıyla dil, diğer bütün o sosyal sermaye olarak dil meselelerini bir tarafa bırakacak olursak, bizim konumuzla ilgili çoğunluk bağlamında bu iki şeyden birincisinin, bu teknik anlamında dilin bu premodern koşullarda, işte modernite öncesi ve ulus devlet öncesi çok dillilikte karşımıza çıktığını görüyoruz. Sembolik anlamın olmadığını söyleyemeyiz ama bu modern dönemde sembolik anlamın bu kadar öne çıkmasından sonra çok kolayca herhangi bir imparatorlukta, mesela modern öncesi imparatorlukta bu ayrımı yapmak kolaylaşıyor. Evet, oradaki herhangi bir dile, dildeki kolektif kimlik inşasındaki rolünden bahsedebiliriz ama asla modernleşme sürecinde, bu kapitalist modernitenin içindeki merkezi ve belirleyici rolünü göremiyoruz modern öncesi dönemde. Modernleşme sürecinde, bunu özellikle söylüyorum arkadaşlar, modernleşme süreci ulus devletin henüz olmadığı ulus inşa süreçlerini de içinde barındırıyor. Dolayısıyla daha bir ulus inşa edilmeden ulus inşa sürecinde karşımıza çıkan, bu süreç içerisinde karşımıza çıkan bir standartlaştırmacılık ve tek dilcilik söz konusu olabiliyor. Bazen yani zaten bunun nihai amacı olarak görülen, öyle olması zorunlu değil ama bazen ya da genelde ulus devlette biten bu tür politikalar, ulus devletin sahip olduğu yeni olanaklar ve araçlarla çok daha köklü olarak devam ediyor. Ama yani bu niteliksel olarak aslında bunların hepsinin herhangi bir dilin, Türkçenin, Kürtçenin, Çerkesçenin, İngilizcenin bakacak olursak modern öncesi ve modernleşme süreci konusunda bu biraz fazla genel hale getirerek ifade ettiğim şeylerin geçerli olduğunu düşünüyorum. Ve bu süreçte karşımıza işte o meşhur ulus inşacıları olan aktörler çıkıyor. Şahıslar ya da kurumlar olabilir bunlar. Ve bunların yani akademisyenler çok sınırlı sayıda oluyor, sınırlı oluyor rolü. Bu otodidakt dilciler, kendilerini böyle dilci, fonetikçi ilan eden, bir dilin alfabesini yapan aydınlar ve herhangi bir dili konuşanlardan yetki almamış, vekalet almamış, kendiliğinden o dilin hak savunucusu, temsilcisi, vekili olarak gören, onların adına avukatı gibi konuşan bir dil milliyetçileri var. Bir de dilsel hak savunucuları var. Bu dilsel hak savunucuları genellikle modernleşme sürecindeki baskın, güçlü, muktedir olanın politikalarının daha ilk aşamadan itibaren yarattığı mağduriyete karşı tepki olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu süreçte biz daha çok, biz diyorum çünkü hani dil haklarından bahseden bir çalıştay için bir aradayız. Dolayısıyla aslında söz konusu süreçte daha çok yasaklama, tasfiye, hak ihlali gibi politikalara karşı savunudan bahsediyoruz. Ben buna küçük standartizasyon diyebilirim. Yani bir tür aslında dikey bir şekilde var olan, kendi içerisinde yapılan bir süreç, diğeriyle beraber olacak. İkisini beraber anlatırsam daha iyi anlaşılır. Eğer bu politikalara karşı tepkimiz doğal olarak herhangi bir
işte tanımları belli olsun olmasın öyle olduğunu iddia ederek ortaya çıkan bu yani din milliyetçilerinin ve dolayısıyla da ulus inşacılarının politikalarına tepki olarak onların var olduğunu iddia ettiği ya da inşa etmek istediği tekçiliğe karşı aslında realitenin çoğunluk yönünde olduğu, çok dilliliğin var olduğunu ifade etmek, yani o yatay düzlemde çoğunluğu ifade etmek kendi başına muhalif, hak savunuculuğu, devrimci bir çıkış olabiliyor. Bunu yani Türkiye örneğinde konuşacak olursak, hani Türkiye'de konuşulan diller deyince akla hemen hani atıyorum işte İngilizceyi ile Fransızcayı da katabileceğiniz Türkçe var, bir de başka diller var, resmi değildir kategorilerini bir tarafa bırakıyorum. Oysa bu yatay düzlemde çoğunluğun kabulü ancak Türkiye dilleri gibi bir tabirle ifade edilebilir. Bu çoğul halde kullanılması, yani Türk ve iyilik ekiyle kullanılması, Türkiye'de konuşulan diller değil de Türkiye dilleri olayı önemli bir adımdır. İlk başta söylediğim gibi genelde çoğunluk çeşitlilik tartışması yaparken dilde de bu sembolik ama önemli bir adımdır. Bununla sınırlı kalacaksak, bu yatay düzlemde Türkiye dillerinden bahsedeceksek, bu yani burada uzun uzun yapamayacağım, bizim kendi çalışmalarımızda yaptığımız Türkiye'deki Türkiye dillerini çok görüyoruz ki aslında kimse bu böyle bir taksonomiye girişmiyor, böyle bir sınıflandırmaya girişmiyor ama aslında herkesin kafasında köken, bölge ve kadimlik odaklı bir sınıflandırma var. İşte Kürtçe kadim dildir, muhacir dilleri oluyor, Kafkas dilleri sayıyor, biz bin yıldır bu toprakların dili, işte güneş dil teorisini biliyoruz. İnsanlıkla beraber bu dillerin dili gibi şeyler aslında birçoğu tabii mitolojik şeyler ama buradaki şey çok önemli, saik çok önemli. Bu yatay çoğunluğu kabul ettiğimiz anda itibaren bile o dinler arasında köken bölge, yani otoktonluk üzerinden ya da kadimlik üzerinden bir hiyerarşik ilişki çabasını görüyoruz. Diğer taraftan yine dil bilimcilerin en azından aktüel literatürü takip eden dil bilimcilerin çok önemli bulduğu bu dil grubu odaklı sınıflandırmaları çok seviyor popüler literatür. İşte Hint-Avrupa dinine ait olmak, Ural-Altay dinine ait olmak gibi. Ve yine görüyoruz ki aslında bu ilk etapta mesela hani bir dilcinin tamamen akademik kaygılarla yaptığı bir sınıflandırmanın dolaysız politik çağrışımları oluyor. İşte Kürtçenin Hint-Avrupa dinine ait olması aslında Kürtçe dil hakkı savunucusunun Türkçü dil politikalarına bir tür refleks olarak karşımıza çıktığını görüyoruz ve abartılı bir vurgu oluyor birdenbire. İki ayrı dil grubuna ait olmak gibi. Hatta bir adım ötesi Hint-Avrupa dili olduğu için Avrupa dillerine ait olmak. O adımı atanların olup olmadığını size bırakıyorum ama bunun bir adım ötesi bal gibi Ari dillerinden biri konuşuyor olmak söz konusu olabilir. Çok fazla bu sınıflandırma hikayesinde çaktırmadan açıktan ya da zımni olarak konuşan sayısı odaklı gruplandırma yapılıyor. Ya Türkiye dilleri olarak bir Kürtçe var, bir Türkçe var, bir de gerisi var oluyor. Ben de belki de 3 tane daha sayıyor, bir de gerisi var oluyor. Sayısının çok olması hiyerarşik bir ilişki yaratıyor otomatikman. Bir de politika odaklı olay var. Bölücü olan diller var, olmayan diller var. Bu uzun hikaye. Daha yeni Lazistan'da sağ çalışmasına döndük ve tam böyle bir ortamla karşılaştık. O da Türkiye dillerinden biri kabul ediliyor ama politik olmaması koşuluyla çok tuhaf, ilginç bir mesele bu. İki düzlemde çoğunluğa gelince bu grubu daha çok ilgilendiriyor. Belki de yani sonra açmak zorunda kalacağım. En önemli mesaj bu. Aslında bu yatay çoğunluğu savunanların birçoğu dikey düzlemdeki çoğunluğu görmezlikten geliyor ya da reddediyor ve işte bazen saçmalığa varan dilleci ağız çeşitliliği konusundaki tartışmalar içerisinde aslında bu konuda politika geliştiremiyor. Hem akademik olarak bir şey geliştiremiyor dil ve aslında her biri bence doğal olarak bir standartizasyon sürecinin parçası
oluyor. Bunun en önemli nedeni en başta söylediğim gibi modern dönemde dilin kolektif kimliğin yapıcı unsurlarından biri haline gelmesi. Yani bütün politizasyon. Ben sahada çok karşıma çıkan bir şey. Özellikle tabii ki Kürtçe, Kürt toplumsal siyasi hareketinin başarıları, devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki otoriter, tekçi, yer yer faşizan politikalarından dolayı, bunun etkisinden dolayı böyle adeta dil apolitik olduğu zaman kabul edilebilir olabiliyor ve politikleştikçe tehlikeli, inkar edilebilir bir alana geliyor. Ama şunu kabul etmek lazım, bunda ulus devletin iktidarın gücü, rolü çok önemli ama unutmamak lazım ki aslında sadece bu iktidar alanlarının çoklu olduğunu, sadece devletin yarattığı alanlar değil, ona muhalif kurumların, ortamların da kendi yarattıkları iktidar alanlarında benzer bir şeyin mikro düzeyde gerçekleştiklerini söyleyebiliriz. Yani bu konu ilginç bir konu ama bunu geçeceğim. Bu bütün yürütmekte olduğumuz bir projede yaşadığım bir aydınlanmaydı. Yola çıkarken bu Milli Eğitim Bakanlığı okullarındaki seçmen dil dersleriyle kullanılan işte ana dili kavramı dememek için, Kürtçe dememek için, atıyorum işte Lazca dememek için kullanılan bir kavramın aslında bu yaşayan diller ve leçele kavramının oldukça iyi seçilmiş, istersek çok iyi anlamda kullanabileceğimiz bir şey olduğunu gördüm. Onu da işte bu eğitim konusunda ana dilinde eğitim, bunu bu gruptaki herkes çok iyi biliyor tabii. Ana dili eğitiminin farklı olduğunu ama bir de birdenbire bunu belki soru cevapta açarız. Türkiye dili olarak, herhangi bir dilin seçmeni olarak öğretilmesi konusu söz konusu olunca teki kavramın daha da çok işe yaradığını düşündüm. Sanırım bitiyor burada. Ben şöyle provokatif iki tespitle bitireyim. Bir tanesi bu anlattığım çerçevede bana öyle gelmeye başladı ki son yıllarda tabii doğal olarak benim de parçası olduğum bir hak savunuculuğu, bir yani bu kültürel haklar olabilir, dil hakları olabilir söz konusu, bunun içindeyiz. Ama biz aslında bu hak savunucusu olan dil hak, dil konumuz dil olduğu için dil aktivistlerine ve politikacılarına karşı Anadolu dili kim savunacak diye düşünmeye başladım. Çünkü bizzat bu aktivistlerin, politikacıların yol açtığı bir standartçılığı kaynaklı bir asimilasyon söz konusu oluyor ve sırf bu asimilasyon gönüllü olduğu için orada bir hak ihlali yokmuş gibi davranılıyor. Ve son olarak şu anda yazmakta olduğum bir makale. O anlamda güzel bir örnek Türkçe. Yani biz Kürtolojiyi, Albanolojiyi, Armenolojiyi çalışmaları yapıyoruz üniversitede. Ben Türkiye'de acilen alternatif bir Türkoloji çalışması yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunun folklor, sosyoloji, coğrafya kısmı bir tarafa, din anlamda Türkçe sahipsiz kalmış ve ana dili Türkçe olanlar had safhada hak ihlaline uğramış gibi geliyor bana ve maalesef bunun savunucuları da yok çünkü o yatay düzlemdeki çeşitliliğin çoğunluğunun reddi ve sahte Türkçe, ana dili Türkçe olanlarda sahte bir ana dillerinin muktedir, hakim olduğu duygusu tamamen bir yanılsama. Kendi dillerinin içerisindeki o dikey çoğunluğun inkarı, asimilasyonu, gönüllü asimilasyonu sonucunda ana dili olan Türkçe'yi yüzyıllarca konuştuğu dili konuşmaya utanan, konuştuğu anda Türkçe dışı dillerde yaşadığı hiyerarşik dezavantajları yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Anadolu'nun bunlarla dolu olduğunu görüyoruz. Bunların tamamen bir yanılsama içerisinde işte Kürtçe konuşanlara karşı kendilerini avantajlı hissetmelerinin büyük bir yanılgı olduğunu söyleyip bitireyim. Bunun da çok katmanlı olduğunu biliyorum. Tıpkı Boşnakça konuşanların bir zamanlar kendilerini Kürtçe konuşanlara karşı daha avantajlı hissedip o mücadelenin parçası olarak görmemeleri gibi Türkçe konuşanlar aslında büyük bir hak ihlaline maruz kaldıklarını, bu hak
ilerine karşı hak savunusu mücadelesi gerektiğini görmüyorlar. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben de prezentasyon göstermek istiyorum. Şimdi ben şu an Avusturya'da Viyana Üniversitesi'nde çalışıyorum. Almanca bölümündeyim. İkinci dil olarak Almanca bölümü bizim bölüm. Daha önce Almanya'da çalışmıştım. Türkiye'de okulu bitirdim, üniversiteye de gittim. Hacettepe Üniversitesi'nde bitirdim Alman Dili Edebiyatı bölümünü. Sonra tekrar Almanya'da dil bilimi okuduktan sonra Hamburg Üniversitesi'nde eğitim bölümünde doktoramı yaptım. Ondan sonra eğitim profesörü olarak devam etti çalışmalarım göç çerçevesinde, göç konuları çerçevesinde. O yüzden şu an filoloji bölümünde olduğum halde bu konulara biraz daha belki eğitim açısından da bakıyorum. Bugün konuşmak istediğim konu şu, yani şimdi tam olarak anlaşılmıyorsa söylediklerim lütfen sorarsanız sonra memnun olurum. Çünkü Türkçe çok ender konuştuğum için bilemiyorum tam olarak ne söylenmesi gerektiğini. Şimdi hakkında konuşmak istediğim konular şunlar, bir saniye. Ana dil olayı çok önemli. Şimdi biz Avusturya'da, Almanya'da bu ana dil terimini artık çok fazla kullanmıyoruz. Biraz eleştirildi. Örneğin tam karşılığı var. Ana kelimesi geçiyor Almanca'da da. Fakat çocukların dil öğrendikleri kişi sadece anne olmadığı için o açıdan eleştiri geldi. Başka eleştiriler de var. Fakat şimdi bugün kullanmaya karar verdim karışıklık olmaması için. Türkiye'de bu eleştiriler nasıl gidiyor onu da tam olarak bilemiyorum. Fakat şöyle, ben bu olaya sadece dil hakları açısından değil, eğitim hakları açısından da bakıyorum. Konuşmak istediğim konular ikinci dil eğitimi. Şimdi Almanya'da Almanca, resmi dili Almanca olan ülkelerde ikinci dil üzerine yapılan çalışmalar, bunların niçin yapıldığı. Türkiye'de ikinci dil olarak Türkçe dersek ne anlama gelebilir ve bu konuda ne gibi çalışmalar yapılabilir? Bu konularda konuşmak istiyorum. Şimdi şöyle, Avrupa'da pek çok ülkede Almanca resmi dil olarak kullanılıyor. Sadece Almanya ve çalıştığım Avusturya değil, başka ülkeler de var. Bildiğiniz gibi belki bu ülkelerde başka resmi diller de var. Sadece Almanca değil. Almanya'da örneğin Sorbça dili var resmi dil olarak. Avusturya'da 7 farklı resmi dil Almanca'nın dışında var. Bunlar yerel azınlık dilleri. Yani yerel azınlıkların Türkiye'deki örneğin Kürtlere göre çok büyük bir farklı konumları var. Çünkü onların dilleri resmi dil, yerel resmi dil olarak kabul edilmiş ve kendi okullarında bu dilde eğitim görme hakları da var. Hak olarak Avusturya kanunlarında geçerli. Bu Türkiye'deki Kürtlerin durumuna göre çok büyük bir fark. Şöyle, fakat sadece bu yerel azınlıkların dilleri konuşulmuyor tabii. Türkiye'de de öyle değil. Göçmenler var, vesaire. Avusturya'da da öyle, Almanya'da da öyle. Göçmen kitlesi çok yoğun, mülteci kitlesi çok büyük. O çocukların konuştuğu diller açısından bu tür bir ana dil hakkı yok. Yani Avusturya'da bir fark görüyoruz. Eğer bir yerel azınlık dilini konuşarak büyüyorsanız bu dilde de eğitim görme hakkınız var. Ama eğer anne babanız göçmense, diyelim ki Türkiye'den geldi veya başka yerden gelmişlerse, o zaman ana dilinizde eğitim görme hakkınız yok. Yani hiçbir eğitim almayacaksınız anlamına gelmiyor. Ana dil dersleri var fakat herkes için olmuyor. Onun için Türkiye'ye göre arada büyük bir fark var. Karşılaştırma yapmak biraz zor. Fakat şu konuda ben konuşmak istiyorum. Ortak olan alan veya sorun nedir? İki ülkede de
resmi dilin ikinci dil olması durumu var. Yani burada ikinci dil anlamına kullanılan Almanya ve Avusturya'da ikinci yabancı dil değil. Türkiye'de farklı şekilde kullanılıyor bu terim, onu fark ettim. İşte İngilizce'nin yanına Fransızca veya Almanca öğretilmesi şeklinde kullanılıyor. Almanya, Avusturya ve Avrupa'da genel olarak anlamı o değil. İkinci dil dediğimiz zaman azınlıklar, işte göçmen çocukları, mülteci çocukları için o ülkenin resmi dilinin öğretilmesi anlamına geliyor. Yani Avusturya'da yaşayan çocukların ikinci dili Almanca oluyor. Türkiye'de bu Türkçe olabilir. Eğer bu kavramı Türkiye'ye uyarlarsak o zaman ikinci dil olarak Türkçe, yani ana dilin dışında çocuklar için çok önemli olan, kullanmaları gereken, okulda eğitim gördükleri, işte politik ortamlarda kullanılan, resmi ortamlarda kullanılan dil oluyor ikinci dil. Bunun dışında yabancı dil var, o başka. Hani Türkiye'de İngilizce var örneğin, Avusturya'da pek çok dil var, Türkiye'de de başka diller var tabii. Şimdi benim konuşmak istediğim konu bu konu. Yani farklı azınlık grupları var. Şöyle araştırmalar yapıldı. Ana dili Almanca olmayan çocukların, ama bunlar yerel azınlık üyeleri değil, göçmen çocukları, mülteci çocukları, onların eğitim şanslarının Almanca konuşan çocuklarla aynı olmadığı anlaşıldı. Şimdi bu Alman ve Avusturya eğitim sistemi Türkiye'ye göre çok farklı. Şöyle oluyor, ana dili Almanca olmayan çocuklar, özellikle Avusturya'da bu durum çok daha bariz, sorun çok daha büyük. O çocuklar sonra üniversiteye gidemeyecekleri okullara gidiyorlar. Çünkü eğitim seviyeleri düşük oluyor. Hatta hiç herhangi bir diploma almadan okuldan çıkan çocuk sayısı çok fazla. Yapılan araştırmalarda çocukların sosyoekonomik durumunun dışında evde hangi dili konuşarak büyüdüklerinin önemi ortaya çıktı. Almanca konuşulan okullara gittikleri için orada Almanca eğitim görmeleri gerekiyor. Fakat evde başka diller konuşuyorlar veya 2-3 dili karışık konuşuyorlar, yeterli Almanca öğrenerek okula gelmiyorlar. Bu konuda çok araştırma yapıldı. Şimdi bu dil konseptlerini göstereyim. 3 farklı dil konsepti kullanıyoruz şu an. Ana dil olarak Almanca konsepti var, yabancı dil olarak. Bu örneğin Türkiye'de okullarda Almanca öğrenilmesi. Veya Türkiye'de yaşıyorsunuz, yetişkin olarak canınız Almanca öğrenmek istedi, kursa gidiyorsunuz. Yabancı dil olarak öğreniyorsunuz ama sizin hayatınız için büyük bir anlamı olmuyor. Avusturya'da yabancı dil ne olabilir veya Almanya'da İngilizce, Fransızca, İtalyanca vesaire yabancı diller var. Ama yabancı dil olarak Almanca buralarda olan bir durum değil, başka ülkelerde, diyelim ki Türkiye'de. Ben de Türkiye'de okula giderken yabancı dilim Almancaydı örneğin. İkinci dil olarak Almanca dediğimiz zaman da evde ana dili başka olan çocukların Almancaları kastediliyor. Böyle 3 farklı dil konsepti var. Devam ediyorum. Şimdi ben eğitim açısından bakıyorum. Eğitimde eşitlilik konusu çıktı. Bu konuya çok önem verilmeye başlandı. Eşitaklar, yani çocukların okullara gittikleri zaman aynı diplomaları alabilme, üniversiteye gidebilme haklarının olması ve bununla dil ilişkisi. Dille ilişkisi nedir? Dediğim gibi ikinci dili Almanca olan, evde başka diller konuşarak yetişen çocukların büyük zorlukları ortaya çıktı. Çünkü şöyle, yabancı dil dersleri ve ana dil dersleri hariç diğer tüm dersler Almanca olarak okutuluyor. Eğer bir azınlık okuluna gitmiyorsanız o başka. Ama normal devlet okullarına gidiyorsanız eğer Almanya ve Avusturya'da işte matematik dersiydi, diyelim ne dersler var başka, Türkçelerini bilemedim. Girdiğiniz tüm dersler, tarih dersi diyelim, hepsi Almanca olarak okutuluyor. Yani Almanca seviyenizin son derece yüksek olması gerekiyor ki eğitimde başarılı olabilirsiniz. Şimdi bu konuda çok çalışıldı. Sadece ana dil dersleri verilmesi değil, konu aynı zamanda çocukların ikinci dili olan resmi dilde eğitimde nasıl başarılı olabilecekleri konusu. 4 tane farklı
dil eğitimi konsepti geliştirildi. Şimdi bunları görüyoruz. Almanca terimleri verdim. Yanına Türkçe bir çeviri yaptım. Çatpat oldu. Tartışabiliriz. Sprache im Fach deyince alan dili eğitimi oluyor. Her alan dersinde, diyelim ki fizik dersi, tarih dersi, matematik dersi, coğrafya dersi, bu derslerin kendine özgü bir dili var. O ortaya çıkarıldı. Ve o dersi bu dillerin kendine özgü terimlerinin, kendine özgü dilinin de öğrencilere aktarılması gerektiği. Yani sadece konu içerikleri değil, dile de önem verilmesi gerektiği ortaya çıktı. Bu konuda hazırlanmış çok fazla yayın, materyal vesaire var. Yani bir kişinin kendi başına hepsini okumuş olması imkansız. Son derece büyük bir araştırma alanı. Sadece yabancı kökenli çocuklar için, öğrenciler için önemli değil. Aynı zamanda evde Almanca konuşarak sosyoekonomik seviyesi düşük öğrenciler için de önemli. Yani öğretmenler şöyle deniyor, her öğretmen aynı zamanda bir dil öğretmenidir. O şekilde bir motto çıkarıldı. Diyelim ki fizik öğretmeniyseniz sadece kendi konunuzu anlatmıyorsunuz, o konuda kullanılan dili de çocuklara çeşitli alıştırmalarla aktarmaya çalışıyorsunuz. İkinci konsepti sürekli dil eğitimi diye çevirdim. Bütün derslerde alan dili değil de bir bilimsel dil, okul dili nasıl verilebilir konusu. Bu da tüm öğrenciler için geçerli. Sadece yabancı dil, yabancı kökenli öğrenciler için değil, tüm öğrenciler için geçerli. Çünkü eğer fazla kitap okunmayan, konuşulmayan bir evden geliyorsanız, Almanca bile orada konuşuluyorsa, bu eğitim ve okul dilini tam olarak kavrama şansınız eksik. O yüzden tüm öğrenciler için diyelim ki bütün dersler birbiriyle koordine edilecek. Matematik dersiyle fizik dersi, Almanca dersi, coğrafya dersi bunların hepsi ortak çalışma yapıyor. Çocuklara dil testi uygulanıyor. Bu dil testi sonunda dil seviyeleri ortaya çıkarılıyor. Hamburg'da bu şekilde çalışılıyor. Ve tüm derslerde belli dil çalışmaları yapılıyor. Alan dili değil, alan dışı bilimsel dil çalışması. Bu konsept de çok geliştirildi. Hamburg'da geliştirildi, çok yayıldı. Bu konuda da son derece fazla yayın var şu an. Üçüncü dil konsepti de alan dersi kapsamında dil eğitimi deniyor. Bu Almancası yeterli olmayan çocuklar için. Alan derslerinde alan dili eğitimi değil de bu çocukların derse nasıl katılabileceğinin araştırılması. Diyelim ki matematik dersi işleniyor. Bu derste evde Almanca konuşmayan çocuklar var. Onların dersi anlamalarını nasıl sağlayabiliriz? Derse katılımlarını nasıl sağlayabiliriz konusunda belli materyaller var. Belli çalışma türleri ortaya çıktı. Bu konsept çerçevesinde çalışılıyor. Sonra dördüncü olarak da ek dil desteği dersleri var. Bu alan dersleri dışında ek olarak Almanca dersi veriliyor. Fakat bu ana dili Almanca olan çocukların girdiği Almanca dersi değil. Evde Almanca konuşmayan çocuklara, gençlere, öğrencilere Almanca öğretilmesi şeklinde ek dil desteği. Yani Türkiye'de olsa Türkçe olacak. Hani hepimizin girmiş olduğu Türkçe dil edebiyat dersi değil. Diyelim ki anne babası Suriye'den geldi. Çocuk Türkiye'de okula gidiyor. Türkçeyi biliyor fakat zorluklar yaşıyor. Bu zorlukların nasıl aşabilecek çocuk? Hani o konuda ek ders verilmesi. Bu konuda Türkiye'de biraz araştırmalar yapılmaya başlanmış gördüm. İşte yabancı dil olarak Türkçe konseptinden hareket edilmiş, çocuklara uygulanamayacağı anlaşılmış. Tabii ki çocuklara uygun bir şekilde verilmesi lazım. Çünkü konu yabancı dil değil, tüm derslerde kullanmaları gereken Türkçe. Bu Türkçeyi nasıl öğrenebilecekleri konusunda bir ek ders olabilir eğer Türkiye'ye uyarlanması düşünülürse. Şimdi son slaytlarıma geçiyorum. Şimdi nasıl olacak? Yani bu ikinci dil konsepti var. Hani ikinci yabancı dil değil, resmi dil nasıl öğrenilecek sorunu işleniyor, çalışılıyor burada.
Şimdi bu Türkiye'ye uyarlanırsa neler yapılabilir Türkiye'de? Ve bence Türkiye'ye uyarlanması şart. Şimdi Türkiye'de ilk önce evde az Türkçe konuşan veya hiç konuşmayan öğrencilerin eğitim durumlarının ortaya çıkarılması lazım. Avusturya ve Almanya'da her yıl bu konuda istatistikler çıkarılıyor. Ve evde Almancayı az konuşan çocukların genel eğitim başarıları ortaya çıkarılıyor. Zaten bu destek derslerinin verilmesi bu istatistikten çıkarılan sonuçlara göre oldu. Türkiye'de de araştırılması lazım. Yani eğer bir çocuk evde daha çok Arapça konuşuyorsa veya daha çok Kürtçe konuşuyorsa ama Türkçe, derslerin Türkçe verildiği okula gitmek zorunluluğundaysa eğer, o zaman bu çocukların başarı durumu ne? Hani dersleri ne kadar anlayabiliyorlar, ne kadar katılabiliyorlar? Türkçenin zorlukları nelerdir? Almancanın zorlukları neler olduğu ortaya çıktı, ona göre ders veriliyor çocuklara. Yani Türkçenin zor kısımları nedir acaba? Geçmiş zaman halleri midir, zarflar mıdır, cümle kuruluşları mıdır? Bunlar ortaya çıkarılırsa çocuklara ona göre destek dersi verilebilir. Buna göre tabii dil konseptleri ve dil eğitimi konseptlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Şu an ben onları bulamadım. Yani buradaki gibi çeşitli konseptler şeklinde ayrılmamış. Daha tabu bir konu olduğu için zaten bu konuda çok az çalışma ve konuşma var. Hani sırf ana dil değil, çocuklar eğer ana dili farklıysa, Türkçe eğitim görme mecburiyetindeyse, o zaman eğer hani okulda başarısız olmaların istenmiyorsa, çok yoğun bir şekilde sadece ana dil dersi değil, Türkçe öğrenmeleri için yardım edilmesi gerekiyor çocuklara. Bu konuda dil konseptleri gelişmesi lazım, materyaller geliştirilmesi lazım, ders verme yollarının geliştirilmesi gerekiyor ki çocukların eğer daha az başarılı olmasını istemiyorsak, yani eğitimde başarı eşitliği denilen bir hak savunuluyorsa, herkes için geçerliyse, sırf evde Türkçe konuşanlar başarılı olacak diye düşünülmüyorsa, bütün çocuklara Türkçenin en iyi şekilde öğretilmesi gerekiyor. Ve bu Türkçe derslerinde olabilecek bir şey değil. Bu Avrupa'da görüldü. Tabii ki Almanca dersi var. Bu Almanca dersinde ne yapılıyor? Diyelim ki Goethe'nin yazıları, romanları okutuluyor. Orada Almanca öğrenmek olanaksız. Yani Almanca öğretmenin daha farklı olması gerekiyor. Zaten evde Almanca konuşan çocukların Almanca sorunları tamamen farklı. Diyelim ki Almanca'da belli fiil türleri var. Yabancı kökenli çocukların öğrenmeleri çok zor. Evde Almanca konuşan çocukların böyle bir fiil olduğunu haberi bile yok. Çünkü onlar otomatik öğreniyorlar. O yüzden Türkiye'de araştırılması lazım. İkinci dili Türkçe olan çocuklar için ne gibi zorluklar var? Bunları nasıl verebiliriz, öğretebiliriz? Bunun araştırılması gerekiyor. Yani şöyle, birinci dil olarak Türkçe, yani evde ana dili Türkçe olan çocuklar, ikinci dil olarak Türkçe ve yabancı dil olarak Türkçe diye konseptlerin bence ayrılması ve geliştirilmesi gerekiyor ki eğitimde eşitlik ortaya çıksın. Son slaytıma geçiyorum. Tabii ki şöyle, yani diyelim ki evde Kürtçe konuşan her çocuk Türkçeyi bilmiyor diye bir şey yok. Veya bu Türkçeyi tam olarak bilmiyor şeklinde de bir şey yok. Araştırılıp bakılması lazım. Dil testi uygulanması gerekiyor. Çocuğun zorluğu var mı yok mu onun araştırılması gerekiyor. Yani ön yargı gelişmeden verilmesi gerekiyor bu derslerin. Hani evde Arapça veya Kürtçe vesaire konuşan çocukların hiçbiri Türkçe bilmiyor şeklinde bir ön yargı çıkarsa çok kötü olur. Amaç o değil. Amaç çocuklara dil testi bazında gerekli eğitimi vermek. Ve uygun pedagojik yaklaşımlar gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz bu demin de duyduk biraz kültürler arası yaklaşımı vardı. Şimdi bu kültürler arası eğitim, intercultural pedagogy artık çok fazla eleştiri gördü. Biz kendimiz Viyana Üniversitesi'nde bu pedagojik yaklaşımı kullanmıyoruz artık. Bizim kullandığımız pedagojik yaklaşım daha çok postkolonyal teori çerçevesinde geliştirilmiş, azınlık ve çoğunluk ilişkilerini hegemonik ilişkiler olarak kabul eden ve bundan yola çıkarak tekileştirme olmadan nasıl eğitim verilebilir konusuyla uğraşan bir eğitim türü. Bu konuda yazılmış kitaplar var. Bir tanesini gösterebilirim. Migrationspedagogik kitabı.
Göç Pedagojisi diye bir kitap. Fakat sadece göç ortamları değil, hegemonik dil ilişkilerinin ve diğer ilişkilerin, kültür ilişkilerinin yaşandığı diğer ortamlar için de geçerli olabilir. Bu konsepti geliştiren kişi Paul Mecheri, kendisi şu an Almanya'da en ön plana çıkmış düşünürlerden biri. Bütün bu postkolonyal teorinin göç ortamlarına nasıl uyarlanabileceğini araştırdı. Şimdi bizler daha çok bu teori kapsamında pedagojik yaklaşımımız, o şekilde çalışıyoruz. Şöyle yani azınlıklara hem ana dili hem Türkçe ötekileştirme, yanlış yazmışım özür dilerim, ötekileştirme olmadan, yani other'ın İngilizcesi, yapılmadan çocuklara, diğer bütün çocuklarla birlikte, herkes birbiriyle kaynaşarak ama ötekileştirme yapmadan öğretmenler nasıl çalışacak? Bu çok önemli bir konu. Türkiye'de duydum, son cümlem, bir öğretmen sınıfta demiş ki, bakın siz bile İngilizceyi iyi konuşamıyorsunuz, halbuki burada Suriyeli arkadaşlarımız bile başardılar şeklinde. Hani hem övmek istemiş çocukları ama aynı zamanda ötekileştirme yapmış oluyor. Çünkü Suriyeli bile dediğimiz zaman hani bu çocuklar yapamazlar gibi bir fikir de ön plana atılıyor. Ötekileştirme oluyor. Yani bütün bu çalışmalar ötekileştirme yapmadan nasıl yapılabilir? Burada bir pedagojik yaklaşım. Bunun da geliştirilmesine önem veriyorum ben. Teşekkür ederim. Kabaca aslında uzun süre baskı altında kalmış ve bundan dolayı tehlike altında olan dillerin yeniden canlandırılmasına dair biraz tartışmayı açmak için birkaç teorik çerçeveden bahsedeceğim. Sanırım hem Bülent Hoca'nın tartışmasına dokunan bir mesele hem de İnci Hocamızın bahsettiği eğitim akıyla beraber ana dil meselesini düşünme hususuna da değinen bir mesele. Şimdi önce yani tehlike altındaki dil ya da baskı altındaki dilden kastımız aslında bu konuda çok fazla sınıflandırma var. Ama kabaca kuşaklar arası dil aktarımının çeşitli düzeylerde kesintiye uğradığı dillerden bahsedebiliriz. Yani tehlike altındaki dil dediğimizde. Bunun hani bir takım göstergeleri var çeşitli ölçeklerde. En barizi o dili konuşan kişi sayısının azalması. Bununla beraber kuşaklar arası dilsel dağılımın değişmesi. Yani daha çok orta yaş ve yaşlıların konuşması ama gençlere ve çocuklara doğru geldikçe bu dilin daha az konuşuluyor olması yine başka bir gösterge. Dili kullanım alanlarının değişmesi, hani atıyorum örneğin dilin işte eğlence, kültür, sanat gibi sahalara kullanılması ama kamu hizmetleri, eğitim ya da medya gibi sahalarda olmaması. Yani belli sahaların, o dilin o sahalardan çekilmesi ya da ne gelin hiç girememesi olarak görebiliriz. Çocuklarına ana dillerini aktaramayan ya da bu düzeyde kendi ana diline hakim olmayan ebeveyn sayısının artması başka bir gösterge. Bazen dilin yapısında değişimler de meydana gelir. Bu bazen sentaksın değişiminden tutun da diyelim işte gramatik değişiklikler ya da baskın dilin bir takım kelimelerinin ne diyelim bu dile yansıması ya da o dilde yaygın kullanılması gibi çeşitli yüzlere de görülebilir ama bunun tamamını esas olarak hani kuşaklar arası dil aktarımının çeşitli düzeylere tehlike altına girmesi veya kesintiye uğramasından bahsedebiliriz. Tehlike altındaki dil dediğimizde şimdi bu tür dilleri ya özellikle uzun süre baskı altında kalmış ne diyelim gelişmeye engellenmiş dilleri canlandırmak mümkün mü? Bunları gündelik hayatta aktif konuşulan ve hani yaşamın bir parçası haline gelen bir dil haline getirmek mümkün mü? Bu soru etrafında da devasa bir tartışma var. Tabii ben burada sadece 3-4 teoriden bahsedeceğim ve kısmen de yani bir siyaset sosyoloğu olarak yani daha çok ya siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisi penceresinden daha yakın gördüğüm tezlerden ya da ne diyelim konulardan bahsederek değinmeye çalışacağım. Bunun bir tanesi Fishman tarafından geliştirilen bir dil değişimini tersine çevirme teorisi diye. Bunun ana bir varsayımı var. O da şu, bir iki dilliliğin, yani durağan, stabil ya da iki dili de koruyan bir iki dilliliğin mümkün olduğunu varsayan bir teori bu. Yani uygun bir düzenleme olursa siz iki dilli ya da daha çok dilli bir toplumu koruyabilirsiniz ve devam ettirebilirsiniz diye bir varsayımı var Fishman'ın. Burada ana argüman şu, eğer bir demokratik kültür olursa ve bir kültürel özellik olursa dil grupları için ve her iki dil arasında işlevsel olarak net ayrımlar konulursa iki dili koruyabilirsiniz. Çünkü esas olarak ana iddia şu, toplumsal yapıda bir takım değişimler meydana gelir.
bu değişimlere paralel olarak dilsel fonksiyonlar da değişir. Dolayısıyla eğer siz toplumsal değişimi ve bunun etkilemiş olduğu dilsel değişimi iyi görürseniz, dilin fonksiyonlarına meydana gelen değişimi iyi analiz ederseniz ve bir dilsel fonksiyon ayrımına gitmek suretiyle iki dili koruyabilirsiniz diyor Fishman. Burada temelde bir dilsel fonksiyon diye ana bir kavramı var ve temel olarak iki tip fonksiyondan bahsediyor. İki grup dilsel fonksiyondan bahsediyor. Bunun bir tanesi birinci ve esas dilsel işlevler dediği işlevler. O da iş hayatında dilin kullanımı, işte yüksek eğitimde dilin kullanımı, ana medya ve ulusal medyada dilin kullanımı ve kamu kurumlarında, kamu hizmetlerinde dilin kullanımı. Yani bu dört alanı aslında bir dile işlev veren temel sahalar olarak Fishman kodluyor ve esas olarak bir dilin uzun süreli ayakta kalmasının bu dört alanda aktif bir dil olarak kullanılmasına bağlıyor. İkinci grup dediği ya da ikinci işlevler ise daha çok ev, aile ortamında, işte arkadaş ortamında, komşularla, toplumsal ilişkilerde ve kısmen kreş ve ilkokul düzeyinde aslında çoğunlukla daha enformel diyebileceğimiz enformel sahalarda dilin kullanımına bağlıyor. Ama Fishman temel tezi şu, bu iki fonksiyon içerisinde, bu iki dilsel fonksiyonlar içerisinde esas olanın birinci grup olduğunu söylüyor. Yani birinci grubu baskı altında kalmış dile açarsanız ve dil burada belli bir düzeye gelirse zaman içerisinde bunun ikinci fonksiyonlara kadar yayılabileceğini ve bir stabil iki dilliliğin mümkün olduğunu iddia ediyor. Temel argümanı bu ve biraz bu iki argüman üzerinden de aslında bir tür sınıflandırmaya giriyor. Yani mevcut dilleri nerede, dilin durumu ne? Ne diyelim, bir güçlü bir dil mi yoksa zayıf bir dil mi diye bir 8 kademeli bir sınıflandırmaya gidiyor Fishman. Çok uzatmadan söyleyeyim, bunun 4 kademesi biraz güçlü dil göstergesi, 4 kademesi ise zayıf dil göstergesi. En güçlü dil düzeyinden kastı aslında yani ana dilinizde kullanmış olduğunuz baskı altındaki dil bir devlet dili ise, yani ne diyelim ilgili sosyopolitik sistemin ana dillerinden biri ise bir güçlü bir dildir diyor. Bunun bir kademe daha altı, yani devletin dili olmayabilir ama kamu, temel kamu hizmetlerinde ve medyada yine bir ana dillerden biri olarak kullanılabilir. Bunun bir kademe daha altı, yine bu dil kendi bölgesi dışında da yine resmi dilin kullanıldığı geniş pazarlarda kullanılabilir. Yani hani sadece kendi bölgesinde değil, başka dil bölgelerde de kullanılıyorsa, hani daha somuttan örnek verelim, hani Kürtçe diyelim ki işte Kürt bölgesinde değil ama bir Ege bölgesinde de belli ölçülerde pazarda kullanılabiliyorsa yine güçlü bir dil olarak görülebilir. Hani güçlü dillerin en alt kademesi ise işte birinci dille beraber okullarda resmi dil olarak okutulursa, hani yine bu güçlü dilin en alt asgari seviyesi olarak oluyor. Bunların dışında yine dört düzeyde bir zayıf dil konsepti var Fishman'ın. En iyisinden başlayayım. Hani dilsel sosyalizasyon çoğunlukla okuma ve yazma yöntemiyle oluyorsa ve iyi kötü okuma yazma devlet okullarında okutuluyorsa bu aslında zayıf dil düzeyinin en iyi hali. Bunun bir altı, dilsel sosyalizasyon daha çok aslında aile ortamı içerisinde gerçekleşir ama okullarda herhangi bir sosyalizasyon söz konusu olmaz. Bunun bir daha altı ise daha çok yaşlılar kullanır. Yani yaşlıların dilsel sosyalizasyonu esas olarak o dilledir ama çocuklar büyük oranda bu dili öğrenmezler. En zayıf düzey ise diyelim, o dili konuşan kişi sayısı oldukça azalmıştır. Çoğunlukla yaşlılardır ve o dili canlandırmak için aslında bir uzman desteğine ihtiyaç duyarsınız diye. İkinci olarak Gils ve birkaç akademisyen beraber geliştirmiş olduğu bir etnolingüistik canlılık teorisi. Burada kilit kavram etnolingüistik canlılık. O da şu, yani bir dilsel grubun bir farklı kendi içerisinde, ahenk içerisinde ve bir kolektif grup olarak eyleme becerisi ya da bir kolektif olarak kapasitesi aslında esas olarak bir dilin dilsel canlılığını belirler diyor Gils ve arkadaşları. Ve temel tez şu, bir grubun dilsel canlılığı ne kadar güçlüyse yaşaması ve devam etmesi bu düzeyde mümkün olur diye temel bir tezleri var. Ve bunu temelde üç ana faktörler grubuna bağlıyorlar. Bunun bir tanesi demografik faktörler, ikincisi kurumsal kontrol faktörü, üçüncüsü ise statü faktörü. Demografik faktörlerden kastımız bir grubunun nüfusu ne kadar, doğum ve ölüm oranları ne kadar, karışık evlilik oranları ne kadar, göç durumu ne, yine dilsel grubun coğrafik dağılımı ne, mekansal dağılımı ne, bunlar toplamda bir demografik faktör yaratarak o dil grubunun dilsel canlılığını belirler diyor girse diğerleri. Diğeri kurumsal kontrol faktörü. Buradan kastı aslında özellikle formal kurumlarda dilin kullanılma düzeyine ana kurumlar olarak işte yerel, bölgesel ve ulusal kamu hizmetlerinde bu dilin yerine, eğitim, ordu, ana akım medya gibi
veya siyaset gibi ana kurumlarda bu dilin yerine, iş hayatı, meslek alanları, ticaret alanı gibi alanlarda bu dilin yerine, yine kültür, spor, din gibi diyelim, sahalarda bu dilin yerine. Bunun toplamından aslında bir kurumsal kontrol faktörünün olabileceğini iddia ediyor. Son olarak dilin statüsü, yani dilin statüsüne dair takım faktörlerden bahsediyor. Bundan kastımız dilin sosyal ve tarihi statüsü, ekonomik statüsü, ne toplum içerisindeki toplumsal statüsü ve dilin yerel ve uluslararası alandaki statüsü ne? Bunların toplamında aslında dile bir statü verdiğini ve bu statü faktörünün de demografik faktörler ve kurumsal kontrol faktörü kadar ne diyelim dilin statüsünü belirlediğini söylüyor kabaca. Bir diğer mesele özellikle Bülent Hocam'ın bir vurgusu vardı. O da Bradley'in teorisi. Buna hani çok kabaca dilsel prestij teorisi diyebiliriz. Ana iddia şu, aslında bir dilin hayatta kalmasını sağlayacak temel şey o dile ilişkin hem o dil grubunun hem de karşıt grupların ya da diğer grupların o dile de ait toplumsal algısı ve prestij algısı ne? Ve temel iddiası şu, aslında çoğu zaman baskı altında kalmış dillerin ve o dili konuşan grupların statüsü birlikte düşer. Yani bu hem politik statüdür, hem kültürel statüdür, hem ekonomik statüdür. Bu statüler düştükçe bu grubu içerisinde o dili konuşan insanların da dile dair algısı ya da dilsel prestij algısı düşer. Yine benzer şekilde grubun dışındaki grupların da o dile dair prestij algısı düşer. Ve esasında dilsel değişim buradan dolayı meydana gelir. Çünkü bu prestijden kaynaklı baskı altında kalmış kişilerin, üyeleri tam da toplumsal statülerini yükseltmek adına aslında dilsel değişimi bir toplumsal statü değişiminin bir aracı olarak, bir stratejisi olarak benimserler. Ya bunu özellikle biz Kürt sahasında çok yoğun yaşarız. Hani Türkçe ya da örneğin Bülent Hocam bahsetti bu şeyin Avrupa dil gruplarıyla benzeştirme arayışı var Kürtlerde işte. Hani bir Türkçe bir Avrupa'yı dildir. Bunu belki şöyle okuyabiliriz aslında. Yani ekonomik, toplumsal ve politik alanda statüsünü kaybetmiş olan Kürtlerin tam da statüsünü kaybetmiş olan dil Türkçe'ye biraz işte bir Hint-Avrupa dilleriyle benzerlik kurarak ya da aynı ailede olduğunu iddia ederek bir prestij yaratma çabası aslında. Çünkü tam da bahsettiğim aslında bu teori dilin kaybıyla sosyoekonomik ve politik statü kaybı ve baskı altında kalmış dilin prestij kaybı arasında bir ilişki kurar. Devam edeyim. Üçüncü ana teori, pardon ondan önce Bradley'in 5 temel bu konuda hipotezi var. Yani bu dilsel prestije dair. Bunun bir tanesi şu. Yani eğer azınlık grubunun statüsü, yani dilden öteye bir sosyopolitik ve kültürel statüsü düşükse buna bağlı olarak ilgili dil prestijini kaybeder ve zaman içerisinde kuşaklar arası dil aktarımı kesintiye uğrar. Birinci ana hipotezi ya da tezi bu diyelim. İkinci, eğer ilgili baskı altında kalmış grup baskın dilin olduğu pazarlara ve kurumlara katıldıkça, yani eğer bir ne diyelim bir alan açılmaksızın katıldıkça yine dilsel aktarımın kesintiye uğrama olasılığı artar. Bir diğer mesele kültürel güç, yani kültürel sahada baskı altında kalmış dil güç kaybettikçe yine bu dilin ne diyelim kuşaklar arası aktarımının kesintiye uğrama ihtimali artar. Dördüncüsü eğitim. Genelde baskı altında kalmış grupların hakim dille eğitim alma düzeyi arttıkça, eğer bu kendi diliyle eğitim almayı içermiyorsa yine asimilasyon ve ne diyelim kuşaklar arası dil aktarımının kesintiye uğraması ihtimali artar. Son olarak göç, eğer baskı altında kalmış dil grubu yoğun bir şekilde göç ediyorsa, kendi bulunduğu coğrafyadan ne diyelim başka coğrafyalara özellikle çoğunluğunu yitirecek şekilde göç ediyorsa yine kuşaklar arası dil aktarımının kaybı, dil prestijinin artmasıyla beraber mümkün diyor özet olarak. Son olarak benden sonra muhtemelen en son tartışmacı arkadaşımız Ergin Öpengin'in de kullanmış olduğu Edward'ın sosyolinguistik durum tezi. O da kabaca şu, esas olarak bir dilsel meseleyi dilin içinde bulunduğu sosyopolitik ve kültürel çevreyle birlikte ele almayı iddia eder. Ama burada çok daha genel bir çerçeveden bahsediyoruz. Edward 11 temel ne diyelim sosyolinguistik durumu belirleyen etkenden bahseder. Bunun bir tanesi demografi, biri sosyoloji, biri dil bilim, yani lingüistik olarak dilin çalışılma düzeyi diyelim. Dile dair psikoloji, tarih, yine yasalar ve devlet kurumları olarak, siyaset kurumu bir bütün olarak, dilin coğrafyası, yine eğitim sahası, din, ekonomi ve medyayı aslında bir dilsel ya da sosyolinguistik durumu belirleyen 11 temel değişken olarak belirler ve aslında bir dilin durumuna dair hem durumu, hem mevcut durumu anlama hem de iyileşme bağlamında bu 11 alanı içerecek şekilde bir müdahale gerektiğini iddia eder özetle. Şimdi bu 4 ne diyelim hani benim biraz da seçki olarak sizlerle paylaştığım teoriye baktığımızda bence en az
bir 4-5 ana noktanın altını çizebiliriz. Bunun bir tanesi şu, dil meselesi çoğunlukla belli bir siyasi, idari, sosyal ve kültürel bağlam içerisinde ortaya çıkar. Dolayısıyla dil meselesini bu bağlamdan kopararak çoğunlukla bir kişisel tercih meselesine indirgemek çok mümkün değil. Özellikle Türkiye'de bizim, yani özellikle ne diyelim, yani muhalif camiaya dair ortaya atılan tezlere baktığımızda çoğunlukla bu bağlamı göz ardı eden, biraz meseleyi, dil meselesini bu bağlamdan kopararak daha çok bireysel ve ailesel tercihlere indirgeme düzeyinde bir eğilimin olduğunu görüyoruz. Ama bu anlamıyla belki ilk olarak bunun altını çizmek lazım. Yani dil meselesi tartışırken içinde bulunduğu idari, siyasi ve kültürel bağlamı dikkate almak durumundasınız ve buna dair de bir, ne diyelim, bunu içerecek şekilde bir planlamaya gitmek zorundasınız. İkinci mesele, dil meselesini İnce Hoca'dan da bahsetti. Bir dilsel hegemonyadan bahsetti. Belki bunu ben biraz kendi kavramlarımla söylersem, dil meselesi esasında bir siyasi egemenlik ve hakimiyet meselesidir. Yani siz ilgili toplumdaki siyasi egemenliği ve hakimiyeti analiz etmeksizin dil meselesini doğru bir şekilde konumlandırma ve analiz etme şansına sahip olamazsınız. Üçüncü olarak, bu siyasi hakimiyet ve egemenlik meselesi tek başına devlet meselesine indirgenemez. Çünkü özellikle kamusal alanın inşasında devlet elbette ki hem maddi hem de sembolik kaynaklarıyla en büyük aktör. Ama bu alan devletle sınırlı bir alan değil. Ne diyelim, aslında formal ve informal kolektif aktörlerin, çoklu kolektif aktörlerin eylediği bir alan. Dolayısıyla hani tek başına bir devlet meselesinden de bahsetmiyoruz. Ondan daha öteye ne diyelim, bir dilsel hakimiyet ve dilsel egemenlik yaratan bir siyasi hakimiyet ve siyasi egemenlikten bahsetmek lazım. Bir diğer mesele, dil meselesinde çoğunlukla coğrafya ve demografi, yani nüfus önemli bir meseledir. Yani ilgili dilsel grubun bulunduğu coğrafya, bu coğrafya içerisindeki nüfus dağılımı, yine bu coğrafya dışındaki nüfus dağılımı dil meselesine dair veya dil politikasına dair alacağınız tutumda hemen hemen hani belirleyici birkaç faktör sayarsanız muhtemelen bunun biri coğrafyadır, diğeri de demografidir. Özellikle Türkiye bağlamında göç meselesinin ya da zorunlu göç meselesinin bence bir boyutu da bu mesele. Yani bu meseleye dokunan bir yüzü de olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak aslında dil meselesinde Bülent Hocam hani teknik değer ve sembolik değer olarak tarif etti. Belki bunu daha da genelleyebiliriz. Yani aslında bir dilin toplumsal yapı içerisindeki kullanım değeri artmadıkça ve bu kullanım değerine bağlı olarak domainleri, yani sahaları genişlemedikçe ve derinleşmedikçe işin doğrusu uzun süre baskı altında kalmış bir dili korumak çok mümkün olmaz. Burada son olarak şeyi söyleyeyim. Örneğin sahada hem Katalan örneği hem de Fransa, Kanada'daki Quebec örneği öğreticidir. Yani kağıt üstünde simetrik iki dillik politikası benimseseniz bile hem Katalan deneyimi hem de Quebec deneyimi de bunu söyler. Yani siz kağıt üstünde atıyorum kreşten üniversiteye kadar iki dilli bir sistem kursanız bile genelde baskı altında kalmış diller böylesi bir sistemde dahi çoğunlukla ayakta kalamazlar. Çünkü bana bahsettiğim gibi bu dil meselesi bir sosyopolitik ve sosyokültürel bağlam içerisinde yer alır. Çoğu zaman bu yasal eşitlikten öteye uzun süre baskı altında kalmış dili biraz merkeze alan, onu önceleyen ama hakim dili de ne diyelim içeren bir politikayı benimsemeniz gerekir. Bunu genelde asimetrik dil politikaları, asimetrik hani iki dillilik ya da çok dillilik politikası olarak tarif edenler de var. Ya da ana dil temelli çok dilli eğitim olarak ya çok dilli kamu yönetimi ya da kamu sistemleri olarak tarif edenler de var. Ama esas olarak yani baskı altında kalmış dili merkeze alan, buna ağırlık veren ama bununla beraber hakim dili de öğreten, bunu da içerecek şekilde ne diyelim bir eğitim politikasının ya da bir kamu hizmetleri politikasının ancak uzun süre baskı altında kalmış dilleri yeniden canlandırabileceğinden tezler de var. Velhasıl bir mesele de bütün bu ne diyelim siyasi ve yasal tartışmalar içerisinde dilin kullanım değerini ve ne diyelim kullanım alanlarını yaygınlaştırmaya dair bir ana politika olmaksızın işin doğrusu Kürtçe gibi ne diyelim uzun süre baskı altında kalmış dilleri canlandırmak çok da mümkün olmayacaktır. Ben burada bir virgül koyayım. Muhtemelen sorular olursa oralarda biraz daha detaylı tartışma şansımız olur. Merhabalar herkese. Ufak bir sunum hazırladım. Umarım bana ayrılan zaman içerisinde paylaşabilirim zamanın içinde kalarak. Bir açmaya çalışacağım şu anda. Evet. Ben Almanya'da ve Türkiye'de Kürtçe seçmeli dil derslerine bakmaya çalışacağım. Karşılaştırmalı olarak bu seçmeli dil derslerinin her iki örnekte karşılaştığı kısıtlılıkları ve aynı zamanda farklılıkları ve yer yerde benzerlikleri
paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Yani Almanya'da Kürtçe seçmeli dil dersi özellikle Berlin örneğinde yakın zamanda yani kapsamlı bir çalışma yaptım. Burada tartışacağım noktaların bir kısmını bu çalışmaya dayanarak aktaracağım. Türkiye'de Kürtçe seçmeli dil dersleri ise hem bir akademisyen olarak hem de aktivist olarak uzun süredir yani zaten hani takip ettiğim, parçası olduğum, yazmaya çalıştığım genel olarak Kürtçe çalışmaları, Kürtçe'ye yönelik politikalar, Türkiye'de Kürtçe'nin durumunun daki yani hani verilerin, gözlemlerin, bazı araştırmaların ve farklı çalışmaların sonuçlarına dayalı aslında. Pardon, çok özür dilerim. İkinci slaytımda. Şöyle kısaca Türkiye ve Almanya'da seçmeli Kürtçe dil derslerinin sosyopolitik bağlamı ve statüsüne değineceğim. Seçmeli Kürtçe dil derslerinin genel durumuna bakacağım her iki örnekte. Karşılaşılan kısıtlılıklar yine her iki örnekte ve bir tartışma yapmaya çalışacağım çok kısa. Ve en son olarak da yani geleceğe nasıl bakabiliriz? Yani bu Kürtçe seçmeli dil derslerinin geleceği nasıl görünüyor diye bir kelam etmeye çalışacağım. Öncelikle genel bağlamı yani sunmak istiyorum. Almanya'da eğitimde kullanılan diller diğer ülkeler örneğinde olduğu gibi aslında hiyerarşik bir ilişki içerisinde. Resmi bir dil var ama bu anayasada resmi olarak Almanca diye geçmiyor. Varsayılan resmi dil aslında Almanca. Eğitim temel olarak Almanca'da yapılıyor. Bu arada başlangıçta yapmayı unuttuğum bir hatırlatmayı söylemem gerekiyor burada. Bu tartışmada aslında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki seçmeli dil derslerinden genel olarak bahsediyorum. Yoksa her iki örnekte de hem Türkiye'de hem Almanya'da üniversite bağlamında farklı dil deneyimleri var aslında. Farklı Kürtçe ders deneyimleri var veya özel okullar var, özel uygulamalar var. Benim bahsettiğim daha kamusal okullarda, kamu okullarında ilkokul, ortaokul ve liseyi kapsayan dönemlerdeki dil politikaları aslında. Almanya'da varsayılan bir resmi dil Almanca, bütün eğitim bununla yapılıyor. Tıpkı Türkiye'de Türkçe yapıldığı gibi aslında. Yabancı diller İngilizce genellikle 3. sınıftan itibaren zorunlu birinci dil olarak öğretiliyor aslında. Bazı yerlerde bu Almanya'nın bazı eyaletlerinde 1. sınıfta, 2. sınıfta da var. Ancak çoğunlukla 3. sınıftan itibaren İngilizce devreye giriyor. Fransızca, Latince, İspanyolca ve kısmen İtalyanca ortaokul ve lise düzeyinde ikinci zorunlu yabancı dil şeklinde öğretiliyor daha çok. Bazı örneklerde Berlin bunlardan bir tanesi veya North Rhine-Westphalia eyaletinde Rusça ve Türkçe'de seçmeli dil dersi değil, yabancı dil dersi olarak öğrenebiliyor. Yani kendisi Rus olmayan veya Türk olmayan bir çocuk da bu dersleri yabancı dil dersi şeklinde alabiliyor. Üçüncü sırada bu dil yer, Türkiye'de ise yabancı dil yani yine İngilizce çok benzer aslında, sadece yoğunluğu farklı. Türkiye'de hali hazırda İngilizce 2. sınıftan itibaren daha sonra da sadece bir takım okullarda, Anadolu liselerinde örneğin Almanca veya çok nadiren Fransızca da ikinci dil olarak öğretilebiliyor. Ama yaygın uygulama Türkiye'de okullarda yani Almanca ve Fransızca aslında çok yok, sadece İngilizce var. Onun dışında resmi olarak tanınmış azınlık dilleri var. İnci Hocam Sorça'dan bahsetti. Almanya'da 5 tane resmi azınlık dili var ve tanınmış. Bunlar Danish, Frisian, Sorbian ve Low German dedikleri diller ve ayrıca Romani. Yani Roma nasıl denilebilir? Her yerde farklı şey var ama literatürde Romani daha çok kullanılan kelime. Bunlar kullanıldıkları bölgelerde ikinci resmi dil. Okullarda çift dille eğitim yapılabiliyor. Yani %50-%50 şeklinde de olabiliyor. Veya bazı durumlarda bunlar eğitim Almanca yapılırken bu diller ders olarak öğretilebiliyor. Ancak bu diller kamusal alanda kullanılabiliyor. Farklı yani Cuma'nın aslında değindiği birçok yani farklı statüleri var. Yani hani kamu kurumlarının farklı yerlerinde kullanılabiliyor. Belgelerde kullanılabiliyor, meclislerinde kullanılabiliyor. Yani bunların ne kadar efektif bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı ayrı bir mesele, ancak hak olarak ve resmi yasa olarak tanınmış resmi azınlık diller bunlar. Türkiye'de aslında es geçtiğimiz bir kategori bu, çünkü resmi olarak Türkiye'de de tanınmış azınlık dilleri var.
ve çok uzun bir eğitim tecrübesi var. Bunlar temel olarak Ermenice, Rumca ve İbranice. Lozan Anlaşması'yla kabul edilen azınlık dilleri, yani gayrimüslimlerin azınlık olduğu, yani tarihçiler var aramızda, çok değerli hocalarımız var elbette, ama yani tırnak içinde gayrimüslimlerin azınlık olarak kabul edilmesi ve bunların dilinin kabul edilmesine dayalı bir anlayış. Ermenice ve Rumca eğitim yapılıyor. Gittikçe yıllar içerisinde sayısı azalan sayıda okul var elbette. Ermenice de Rumca da şu anda temel olarak İstanbul'a sınırlandırılmış durumda, ama böyle bir pratik var. Yani ilkokulda, ortaokulda, lisede yarısı İngilizce, yarısı Türkçe, yarısı Ermenice. Hatta İstanbul'da bazı yerlerde üç dilli, İngilizcenin de dahil olduğu Ermenice, Türkçe, İngilizce eğitim pratikleri var. Bazı yerlerde, bazı okullarda İspanyolcanın da dahil edildiğini biliyorum. İbranice ise temel olarak böyle bir hakkı olmasına rağmen okullarda, yani İbranice eğitim yapılan bir okul yok Türkiye'de. Son olarak bu dil hiyerarşinin içerisinde Almanya'da miras dilleri veya köken dilleri denilen, tırnak içerisinde göçmen dilleri denilen diller var. Bunlar Türkçe, Arapça, Kürtçe, Rusça, Lehçe gibi. Almanya'nın 17 tane farklı eyaletinde toplamda 30 tane dil seçmeli dil dersi olarak öğretiliyor ve bunların hepsi yani Türkçe'ye ne kadar doğru çevirebiliyorum bilmiyorum ama köken dili adı altında ders olarak okutulabiliyor. Türkiye'de bu işte son zamanlarda 2012'de başlayan yaşayan dil ve lehçelere denk gelen bir şey. Türkiye'de hali hazırda eğer yanılıyorsam, yani son çok sağlıklı bilgi bulmak kolay değil ama Kürtçenin dışında, Kurmancı ve Zazaki lehçeler dışında Lazca, Bazca, Arnavutça, Boşnakça, Gece 5. ve 8. sınıflar arasında okutulan yaşayan dil ve lehçeler. Her iki örnekteki sosyo-politik bağlamına bir bakalım. Bu dil tartışması ya da seçmeli dil dersleri hangi sosyo-politik bağlamda tartışılıyor? Almanya'da göçle ilişkili olarak sürekli tartışılıyor. Çünkü bir göç meselesi ya da göç sorunu, bunlar hep tırnak içinde kullanıyorum, vurgulamam gerekiyor. Bununla ilişkili olarak sürekli tartışılıyor. İnci Hocam çok çok bahsetti aslında. Hatta yani en son tercih ettikleri işte migrasyon pedagogikte de yine kullanılan kelime migrasyon bize bu konunun her yerde olduğunu gösteriyor. Tarihsel olarak iki farklı yaklaşım oldu Almanya'da aslında. Bir tanesi geri dönüşlerde, yani hani işçi çocukları, yani işçi ailelerin çocukları olarak gelen kişilerin sadece yani Türkler, Kürtler değil aslında Balkanlardan veya Avrupa'nın farklı bölgelerden gelen insanların, yani çok geniş bir grup tabii ki. Yani bir süre sonra kendi ülkelerine geri dönecekleri ve kendi dillerinde eğitime dahil edilecekleri varsayımıyla bundan mahrum olmasınlar diye seçmeli dil dersleri yapıldı. Bu da yine esas olarak Türkçenin, yani Türkçe çok ön planda olan dillerden bir tanesiydi. 1970'lerden itibaren bu uygulama Türkçe için varken Kürtçe için çok, yani bir 90'ları beklemek zorunda kaldık. Yani farklı uygulamalar var 80'lerde ama esas olarak 90 ve sonrası Kürtçe için tartışma başlıyor. Daha sonra, yani 1990'lardan sonra belki 2000'lerden itibaren Almanya'da resmi olarak entegrasyon politikaları kapsamında, yani sadece geriye dönecek kişilere öğretilen bir dil olarak değil, burada yaşayan, artık burada olan çocukların hani dili olarak, yani entegrasyon politikalarının bir parçası olarak seçmeli dil dersleri öğretilmeye başlandı elbette. Ancak hem geri dönüş meselesi hem de entegrasyon meselesinde hiçbir zaman bu diller gerçekten İnci Hocam'ın da Cuma Hocam'ın da bahsettiği birçok bağlam bilinçli bir şekilde göz ardı edildiği için ya da edilerek yapıldı. Dolayısıyla hiçbir zaman gerçekten ciddi bir eğitim politikasının parçası olmadı Almanya'da. Ve 2011'de en son PISA araştırmaları sonucunda göçmen ailelerin çocuklarının çok ciddi şekilde, yani Alman ailelerin çocuklarına göre başarısız oldukları ortaya çıkınca ya da testler bu yönlü görüşler ortaya çıkartınca bunun sorumlusunun aslında evlerde Almanca kullanılmaması olduğu kanaati gelişti. Bu son derece yanlış bir kanaat tabii ki. Yani dilin eğitim başarısına etkisi elbette çok fazla. Ancak çok eleştirel, sadece eğitim boyutuna ya da sadece dile değil, daha geniş toplumsal ve siyasal boyuta bakan
kimlik meselelerine, cinsiyet meselesine ve sınıf meselesine daha kapsamlı bakan çalışmalar bunun yani hani tek başına önemli bir etken olmadığını, tam tersine yani evde Almanca konuşulmaması değil, okulda çocukların kimliklerinin kabul edilmemesinin daha büyük sorun olduğunu gösterdi. Aslında bu yönlü de bir sürü çalışma var. Türkiye'de seçmeli dil dersleri, ya çok hızlı konuşuyorum, özür dilerim, anlatmak istediğim şeylere değinmek istiyorum bu yüzden. Yani Türkiye'de seçmeli dil dersleri veya Kürtçe hep etnopolitik bir çatışmanın parçası olarak konuşuluyor, tartışılıyor. Yani işte seçmeli dil dersi haline gelmesinin esas background'ı ise Avrupa 2000'lerin başından itibaren ya da 1999'dan itibaren Avrupa Birliği'ne üyelik tartışmalarıyla gündeme geldi. İşte azınlık, yani Kopenhag kriterleri, azınlık dillerinin kabul edilmesi, kültürel hakların tanınması gibi. Yani hani bu bunun dil dersine dönüşmesi, seçmeli Kürtçe dil dersine dönüşmesi 2012'yi buldu ama bir 10 yıl kadar öncesinde aslında Avrupa Birliği müktesebatıyla ilişkili tartışıldı. Ve yani 2010'lara yakın zamanda da işte Kürt meselesinin çözümünde müzakerelerin bir parçası olarak seçmeli dersler, yani talep tabii ki seçmeli dersler değildi ancak yine de hani bu alanda atılmış bir adım olarak gündeme geldi ve tabii ki çok yoğun bir toplumsal talep vardı. Yani özellikle Kürtlerden gelen bir talep ama yani Kürtler dışındaki gruplarda da çok duyulmasa da bu yönlü talepler olduğunu farklı farklı platformlardan biliyoruz. Almanya'da Kürtçe, Türkiye'de Kürtçe. Almanya'da Kürtçe aslında alokton bir dil. Ne demek bu? Yani buraya sonradan yani göç yoluyla gelmiş olan bir toplumun dili statüsünde. Türkiye'de ise otokton bir dil Kürtçe. Yani bu toprakların kendi dili. Yani başka bir yerden göç yoluyla gelmiş olan bir dil değil. Almanya'da en fazla Kurmancı konuşan var. Ancak önemli sayıda Sorani ve Zazaki konuşan da var. Farklı dönemlerde farklı politik ve sosyoekonomik sebeplerden gelen gruplar. Türkiye'de ise yani çok büyük oranda Kurmancı ama önemli ölçüde de yine Zazaki konuşan insan var. Burada hani Zazaki Kurmancı meselesi, lehçeler, dil meselesine hiç girmek yani girecek bir yer değil elbette ama yani yaygın kanı bizim yani dilim çevrelerinde de öyle yani birçok yerde de yani sanki beraber ele alabiliriz gibi. Resmi olarak Türk, Arap veya Faris olarak, İranlı olarak kabul ediliyor Türkiye Kürtler Almanya'da. Çünkü pasaport statüsüne göre Alman vatandaşına geçmiş olanlarda bile hala işte bu background, yani göçmen kimlikli, göçmen asıllı şekilde bu şekilde geçiyor. Ve son olarak Almanya'da 1 milyona yakın Kürt'ün olduğu düşünülüyor. Bu genel kanı, yoksa resmi bir belge yok elbette. Türkiye'de ise yani Türkiye'de tabii ki resmi olarak Türk olarak kabul ediliyor ve 20 milyon civarında Kürt'ten bahsediliyor. Kürtçe seçmeli dil dersleri yani Türkçe gibi diller için çok daha önceden başlamasına rağmen Kürtçe için 1993'ten itibaren var. Bu en azından benim ulaşabildiğim bilgiler. Gerçekte pratikte daha eski uygulamalar olabilir ama yani devlet tarafından tanınan, kabul edilen devlet okullarında ve devlet öğretmenleri tarafından verilme biçimiyle 1993 benim ulaşabildiğim en eski şeyler ve Bremen'de başlamış durumda. Bremen'de o zamandan bu zamana kadar düzenli bir şekilde bu dersler devam ediyor. Türkiye'de ise 2012-13 yılında ilk defa başladı. Almanya'da farklı federal eyaletlerde bazılarında 1 ile 4. sınıf ilkokul, bazılarında ise 1 ile 6. sınıf arası ilkokulu kapsıyor. Ve ana dil dersleri, daha doğrusu seçmeli dil dersleri sadece ilkokulda, yani 1 ile 4 arası veya 1 ile 6 arasında sunuluyor. Türkiye'de ise sadece orta, yani okulda 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okutuluyor. Almanya'da farklı kademelerden öğrenciler aynı sınıfta yer alabiliyor. Yani 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıfta olan çocuklar aynı sınıfta yer alabiliyor ve bu çocukların dil seviyeleri, becerileri de farklı olabilir. Kimisi hiç bilmiyor olabilir, kimisi bir kısmen biliyor olabilir. Türkiye'de ise aynı kademeden öğrenciler aynı seviyede yer alıyorlar. Yani 5. sınıf öğrencileri 5. sınıf öğrencileriyle birlikte, 6. sınıflar 6. sınıflarla birlikte. Seviyelerin yani farklı olabilir. 5. sınıftaki bir çocuk Kürtçesi gayet iyi olabilir. Başka bir çocuk ilk defa Kürtçe duyuyor olabilir veya anne babası tarafından evde çok kullanılmayan bir dil olabilir.
Almanya'da bazı eyaletlerde 2 saat haftada, çoğunlukla haftada 2 saat, ancak bazı eyaletlerde ise haftada 3 saat şeklinde bu seçmeli dersler veriliyor. Türkiye'de ise bütün seçmeli dersler haftada 2 saat şeklinde sunuluyor. Not ortalamasına dahil veya değil, Almanya'da bazı eyaletlerde dahil, bazılarında değil. Ancak çoğunlukla değil. Yani büyük bir oranda bunlar hafta sonları yapılan dersler şeklinde ve çocukların genel başarı ortalamasına etki etmiyor. Türkiye'de sanırım ilk başta dahil değildi, ancak sonrasında dahil etmeye başladılar. Yani şu anda, yani yanlış bilmiyorsam, not ortalamasına etki ediyor. Almanya'da minimum öğrenci sayısı yine eyaletten eyalete değişebiliyor. Yani bir eyalet sadece 3 öğrenci veya 4 öğrenciden oluşan bir sınıf da açabiliyorken, başka eyaletlerde mesela 15 öğrenci, 16 öğrenci istenebiliyor. Türkiye'de ise bu bir sınıf için 10 öğrenci olarak sabitlenmiş durumda. Almanya'daki seçmeli dil derslerinin büyük bir kısmı Kurmancı lehçesinde yapılıyor. Ancak bir tane örneğin Zazaki ve iki tane de Sorancı dil dersinin olduğunu biliyorum. İki farklı eyalette. Türkiye'de ise yani çok sağlıklı bilgi yok ama 2013'te bakanlığa yapılan bir bakanlığa sunulan bir son önergesine cevaben bakanlığın verdiği cevapta 5. sınıfta şuraya bakmaya çalışıyorum. 2003'te Kurmancı 18.080 öğrenci 5. sınıfta dersi tercih etmişken Zazaki ben şu anda şey olduğu için göremiyorum. Siz ama görüyorsunuz galiba. 700 küsur olması lazım. Almanya'da köken dil dersi şeklinde sunuluyor dediğimiz gibi. Türkiye'de resmi ismi bunun yaşayan dil ve lehçeler. Bunun yani farklı tartışmalar var elbette. Yani Almanya'da bu tercihle ilgili de çok ciddi tartışmalar var, eleştiriler var. Türkiye'de de Bülent Hocam bahsetti zaten. Yani Kürtçe Lazca dememenin yani oradaki politik aktörlüğü ana dili dememenin bir yöntem olarak yaşayan dil deniliyor. Almanya'da ise köken dil yani buraya ait olmayan dil. Yani kökenle ilgili olan bir dil. Dolayısıyla burada çok fazla yeri olmayan dil şeklinde kullanılıyor. Almanya'da da Türkiye'de de seçmeli dil dersleri esas olarak ana dilleri Kürtçe olan çocuklara yönelik, yani Kürt olmayan kişilere yönelik dersler değil. Yani teknik olarak her iki durumda da, yani Kürt olmayan kişiler de bu dilleri tercih edebiliyor. Ancak zaten dillerin kendileri son derece marjinalleştirildiği için her iki örnekte de, yani bu dilleri Kürt olmayan birinin tercih etme ihtimali çok 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 düşüktür. Türkiye'de belki istisna vardır ama onun dışında genellikle yani Kürtlere yönelik. Türkiye'de Kürtçe öğretmen yetiştirme programları mevcut. Yani birkaç üniversitede, 4-5 tane üniversitede tezsiz yüksek lisans programları şeklinde Kürtçe öğretmenleri yetiştiriliyor. Ancak Almanya'da genel olarak köken dillerini öğretecek öğretmenlerin Almanya'da yetiştirilmesi tartışması yeni yeni başlıyor ve özellikle de konsolosluklar, yani Türkiye'den gelen öğretmenlerin burada yani sebep olduğu tartışmalar ya da Türkiye'nin Almanya'daki dil yani hani meseleleriyle ilişkili olarak bunlar iptal edilmeye başlandı ve Almanya'daki üniversitelerde öğretmen yetiştirme programları tartışmaya başladı. Gerçekte yok. Darmstadt'ta bildiğim kadarıyla örnekli bir uygulama başladı ama Kürtçe için henüz böyle bir tartışma yok zaten. Almanya'nın 16 eyaletinin sadece 7 tanesinde Kürtçe seçmeli dersler var. Bunlar en eskisi Bremen. Ayrıca Niedersachsen'da, Rheinland-Pfalz'da, North Rhine-Westphalia'da ve ilk defa bu sene 2019-2020 sezonunda Brandenburg ve Berlin'de de Kürtçe seçmeli dil dersleri başladı. Türkiye'de 2013 ve 2014 yılında bakanlığın paylaştığı bilgiler var, istatistikler var. Orada Diyarbakır açık ara, yani diğer bütün dillere göre en fazla Kürtçe derslerinin seçildiği şehir. Sonra Mardin, Batman, Şırnak gibi şehirler de var. İstanbul'da çok çok az, yani 2016'da dahi verilen sayılar, yani tercih sayıları İstanbul'da çok kısıtlıydı. İstanbul'da oysa en büyük Kürt şehri tırnak içinde olarak kabul edilen bir şehir. 3 milyondan fazla Kürt'ün olduğu kabul edilen bir şehir ve orada çok ciddi şekilde, yani sayı çok çok sınırlı. Ankara'da mesela 2013 yılında, yani ilk derslerin başladığı yılda tercih eden hiçbir öğrenci yoktu. Oysa Ankara'da çok ciddi bir Kürt nüfusu yine var yani gibi. Almanya'da genel olarak bu PISA araştırma sonuçlarıyla ilişkili olarak
dil derslerine ciddi bir azalma var. Yani Türkçe derslerine, Arapça derslerine, genel olarak dil derslerine. Ancak Kürtçe, Kürtlerin kendilerinin, yani Kürtçenin kendisinin geç keşfedilmesi, geç başlaması ya da yani hem devletin geç kabul etmesi hem de Kürtlerin daha geç taleplerinin karşılanması sebebiyle şimdilerde bir talep var. Yani daha fazla talep var. Mesela Brandenburg ve Berlin'de yeni açılması bir örnek. Bunda önemli bir etken Suriye'deki savaştan kaynaklı olarak çok sayıda Kürt'ün de buraya gelmesi ve yani yoğun bir şekilde Kürtçenin gündeme tekrar girmesi çok önemli. Türkiye'de de 2013, 14 ve 15, 16 yıllarında yani paylaşılan istatistiklerde düzenli olarak bir artma vardı. Yani genel olarak seçmeli dil derslerine bir artma vardı. Ancak 16'dan bu yana, 2016'dan bu yana nasıl bir değişim var? Sağlıklı bir veriye sahip değilim ben. Kısıtlıklara biraz bakalım. Şimdi Almanya'da da Türkiye'de de dilsel hiyerarşi, en başta bahsettiğim dillerin farklı şekillerde konumlandırılması ve hem yasal statülerinin hem de okullarda yer alma biçimleri her iki örnekte de en büyük sıkıntı. Her iki örnekte de talep ve ihtiyacın çok altında okulda ve bölgede dersler açılabilmiş durumda ve dersler veriliyor. Birinde sadece ilkokulda veriliyorken birinde sadece ortaokulda söz konusu. Birinde köken dil meselesi kendisi yani hani oraya ait olmayan bir dil vurgusu yapıyor. Diğeri ise daha önce bahsettiğim gibi yani esas yani politik boyutunu es geçmenin bir yolu olarak yaşayan dil. Ama yine de yani köken dile karşılaştırıldığında daha iyi bir tercih gibi duruyor. Ancak politik bağlamına baktığımızda yine sorunlu bir isimlendirme olduğunu söylememiz gerekiyor. Almanya'da not ortalamasını etki etmemesi, Türkiye'de ise dile yönelik politik baskıların ve kriminalleştirmelerin devam etmesi. Yani hani bir yandan Kürtçe yazan yazarların, Kürtçe ile ilgili çalışma yapan kurumların, televizyon kanallarının, radyoların, gazetelerin, dergilerin, bilimum yani aslında her türlü çalışmanın kapatılması, baskılanması, insanların gözaltına alınmaları, insanların yani işçilerin işte linçlere yani sürekli görüyoruz linçlere uğramasının olduğu bir ortamda bu kriminalleştirme seçmeli derslere de doğrudan etki ediyor. Dolaylı değil. Her iki örnekte de materyallerle ilgili çok ciddi kısıtlıklar, sınırlıklar var. Ancak Türkiye'deki materyaller görece en azından kaynak ayrıldığı için daha iyi. Çünkü Almanya'da kaynak ayrılmıyor. Öğretmen yetiştirmeye yönelik Almanya'da bir kurum olmadığını söyledik. Türkiye'dekilerin de yani politik sahiplerle idare ediliyor olması ve yani buralarda niteliğin, yani öğretmen yetiştirme niteliğiyle ilgili bir takım sorunlar var elbette. Ancak bu konularla ilgili de çok kapsamlı çalışma olmaması, yeterince bir akademik bir özgürlüğünde olmamasına kaynaklı çok söyleyecek bir şeyimiz yok maalesef. Öğretmenliği engelleyici bürokratik engeller, atamalarda yaşanan sorunlar her iki kontekste de var. Okul idarelerinin işbirliğine açık olmamaları, dışarıda bırakma, politik özneleri, toplumsal özneleri ve dışlanma korkusu, ebeveynler tarafından dışlanma korkusu, Türkiye'de dışlanma korkusu ve politik kaygılara ilaveten kategorik yaklaşımlar. Yani hem boykot hem de baykot diye belki aslında vaktim olsaydı üzerine dokunacaktım ama ya bir kesim tamamen yani bu bir devletin oyunudur. Yani biz bu tabii ki kabul etmiyoruz ve çocuklarımızı göndermiyoruz derken başka bir kesim de yani hani bu yani hani yani hükümeti yani devlet politikalarını sahiplenmek veya yaranmak veya kendisine alan açmak için kullanabiliyor. Kısıtlıklar her iki yani araştırmalar daha çok Almanya'da Türkçe ve Arapça gibi devletli dillere odaklanıyor. Kürtçe ve benzeri devletsiz diller araştırmalarda da çok yer bulabilmiş değil. Türkiye'de de bilimsel araştırma yok denecek kadar az. Çok nadir birkaç tane teze rast geldim ve yani birkaç tane makaleye denk geldim ancak bunların da yani akademik nitelikleriyle ilgili ciddi sorunlar var. Bunu söylemem gerekiyor. Tartışma istediğim birkaç nokta var. Her iki örnekte de çok kısıtlı yapısal engellemeler söz konusu. Yani her iki örnekte de dilleri yani pedagojik olarak da politik olarak da çocukların gelişimi olarak da yani faydalı olacak şekilde değil. Bu dili kısıtlamanın, sınırlamanın yani koşulları düşünülmüş ve nasıl kısıtlayabiliriz denilerek yani bütün şartlar buna göre oluşturulmuş. Ve her ikisinde de aslında bunu yani politik tercihler bunu belirliyor. Almanya ile Türkiye'deki farkı Almanya'da bu
Kürtçe olduğu için Kürtçe'ye yönelik bir politika değil, genel olarak göçmen dilleriyle ilgili ve göçmen dillerinin statüsüzlüğü veya hiyerarşinin en dibinde olmasıyken, Türkiye'de doğrudan Kürtçe'nin kendisine yönelik, yani Kürtçe'nin merkezde olduğu bir dil baskısı, dil kriminalleştirmesi politikası var. Ve Türkiye aslında otokton, yani toplumun dillerine, yani işte Kürtçe'de, Lazca'da ve diğer seçmeli dil derslerine de alokton, yani göçmen dil muamelesi yapıyor. Onu görüyoruz aslında uygulamalarında. Ve son olarak, keşke vaktim olsaydı bunu daha çok tartışsaydım ama Türkiye'de dil politikaları ve Kürtçenin statüsü, yani Türkiye'deki durum aslında Kürtleri ve Kürtçeyi Almanya'da da takip ediyor. Almanya'da Kürtçeye yönelik politikalar bir şekilde kendisini Türkiye'de yeniden üretecek şekilde de bulabiliyor. Buradan geleceğe nasıl bakabiliriz? Aslında Almanya'da da Türkiye'de de mevcut politik durum ve aynı zamanda bu derslerin statüsüzlüğü veya kısıtlı yapısal engellemelerle karşılaşan statüsü bize çok umut vermiyor. Yani çok fazla umut olmadığını gösteriyor. Ancak bu öğrenciler üzerinde farklı, yani çok farklı etkileri olabiliyor. Aileler üzerinde çok farklı etkileri olabiliyor ve bu dillerin yani geleceğine yönelik bazı imkanlar sunabiliyor. Yeni nesillere aktarılması konusunda buna yani sarılabileceğimiz ya da sahip çıkmamız gereken bazı boyutları da var aslında bu. Yani hiç tamamen reddedilen, tamamen kabul edilmeyen dillerin seçmeli dil dersi şeklinde öğretilmesi bile belli bir noktada önemsenmesi gerekiyor. Ancak bunun için yani tamamen pedagojiden soyutlanmış politik bir yaklaşımdan, yani sadece politik olarak değil veya işin sosyopolitik bölümünü, boyutunu, politik perspektifi göz ardı eden, sadece pedagojiye odaklanan yaklaşımlarla değil, belki her ikisini dahil eden, yani hem pedagojiye bakan, hem sosyo toplumsal bağlama bakan, siyasi tarihi arka planda bırakmayan daha eleştirel bir yaklaşıma belki de ihtiyacımız var. Olur mu bilmiyoruz. Çok teşekkür ederim. Uzattığım için çok özür dilerim herkesten. Merhaba herkese. Konuşmaların çoğu genel olarak çok açık ve netti. Bir tek belki Cuma Hoca'nın konuşması biraz fazla akademik olabilir. Ya da şöyle söyleyeyim, daha teorik kavramlarla dolu olduğu için belki biraz açıklamasını ya da işte daha pratikleştirmesini isteyebiliriz soru kısmında. Onun dışında bence içerik olarak çok daha fazla irdelenmesi gereken bir şey yok. O zaman dediğim gibi ben yani bir özet, sentez oluşturmaktan ziyade bu konuşmalarda daha çok böyle benim özellikle dikkatimi çeken konuları biraz ön plana alıp işte soru cevap kısmında bir geçiş yapmaya çalışacağım. Şimdi Bülent Hoca'nın sunumuyla başlayalım. Burada ilgimi çeken nokta şey aslında, Bülent Hoca işte kendisi de birçok kez ifade ettiği gibi bir tarihçi olarak yaklaşıyor meseleye. İşte toplum dil bilimci ya da dil bilimci olarak değil. Dolayısıyla otomatik olarak bunun bir sonucu olarak da şeyi görüyoruz. Yani kavramsallaştırması, yani dil meselesini, dil alanını kavramsallaştırması bizim aşina olduğumuz yaklaşımların bayağı dışında, bunlardan bayağı farklı bir kavramlar dizisi kullanıyor. Ama açıkçası çok etkilendiğimi söylemeliyim. Yani toplum dil bilimi alanında çalışmış biri olarak gayet etkilendiğimi söylemeliyim. Özellikle yatay ve dikey çoğulculuk ayrımı çok ilginç, önemli. Burada çünkü şeyi ön plana alıyor. Tamam, biz işte dilsel çoğulculuğu sürekli bir entite olarak, ayrı sınırları belirlenebilen entiteler olarak diller için tartışıyoruz ama bunun bu kadar net olamayacağı durumlar da var. Nitekim Bülent Hoca işte dil bilimci olmamasına rağmen ya da toplum dil bilimci olmamasına rağmen aslında şu an en yani toplum dil bilimi en eleştirel kanadı olan işte eleştirel toplum dil bilim alanında çalışan insanların çıkarımsamasıyla aynı yere varıyor. Yani aslında dil diye bir şey yok. Dil bizim işte sosyal olarak yarattığımız bir şey. Hatta William Fassold var.
bu şey diyor, bir dil sosyal olarak öyle kurulmuşsa dildir. Kurulmadıysa dil değildir. Dolayısıyla aslında zaten öyle özcü bir yerden zaten var olan dil sınırlarının olmayacağı toplum dil bilim içerisinde de tartışılan ve de bayağı şey yapılan, kabullenilen bir nokta. Bülent Hoca'nın konuşmasında bunu görmek ayrıca aslında sevindirici o açıdan. Yine yani şey işte dikey çoğulculuk ayrımını yapması da çok önemli. Çünkü biz işte şeye yani daha büyük kategori olarak dil haklarını savunuyoruz ama bunun içindeki çoğulculuğu ya da ayrımı, varyasyonu, çeşitliliği savunmak için acaba ne kadar çaba sarf ediyoruz? Bu kavramsallaştırma, yatay ve dikey çoğulculuk o anlamda bir işte göz ardı edilen bir noktayı da ön plana alıyor. O da çok ilginç ve önemli bence. Başka ne diyebiliriz bu noktada? Yani şey tabii çok önemli bu işte dikey çoğulculuk altında verdiği kategoriler, kadimlik, dil grubu, tüm bunlar çok önemli. Bir yerde şey gösteriyor işte hani var olan yan yana var olan farklı dillerin farklı meselelerle boğuştuğunu, cebelleştiğini aslında bize gösterirken diğer taraftan işte benle mesela Şerif Hoca'nın konuşmasında da biraz görüyoruz işte otopton, alokton ayrımı. Bu tür ayrımların aslında biraz böyle daha dikkatli kullanılması gerektiğini ön plana alıyor ya da bunu vurguluyor. Çünkü orada yeni bir hiyerarşiler oluşuyor. Yani işte bir şey düzeltmeye çalışırken başka bir hiyerarşi oluşturmuş oluyoruz aslında bu diller arasında. Bundan kaçınmanın gerektiğini söylüyor. Benim için en ilginç kısmı da son olarak Bülent Hoca'nın konuşmasında Türkçe içindeki varyasyonun yani Türkçe içindeki bu dikey çoğulculuğun göz ardı edilmesinin yani dilleri işte resmi olarak en fazla ön planda olan, resmi dil olan, tüm her türlü imkandan yararlanan Türkler açısından da bir takım dezavantajlar oluşturduğunu söylüyor. Yani bir yerde aslında Türkler de ülkedeki dil siyasetinden mağdur gibi bir konuma geliyor. Bu dil bilimde ya da işte toplum dil bilimde linguistic insecurity, dilsel güvensizlik denen bir kavramla açıklanıyor. Tam olarak bu yani varyasyonun, dil içi çeşitliliğin bir yerde aslında çok onaylanmadığı ya da işte marjinalize edildiği, stigmatize edildiği ortamlarda işte bu standart prestij varyasyonu konuşmayan, variety, değişkeyi konuşmayan insanların hissettiği bu dilsel güvensizlik. Buradan aslında İnci Hoca'nın konuşmasına da güzel bir bağlantı yapabiliriz. Çünkü orada da asıl mesele tamam işte yani resmi dili herkes konuşuyor ama bunu farklı şekillerde konuşan insanlar var. Ya da işte farklı düzeylerde okula geldiğinde bunu farklı düzeylerde konuşan insanlar var. Acaba bunlar için özel olarak ne yapılabilir? Avusturya ve Almanya örneğinde bu ne yapıldığını bize aktardı aslında. İkinci dil olarak Almanca'nın öğretilmesi. Ve de bunu bir dilsel mesele ya da dil hakkı meselesinin ötesinde daha pedagojik eğitim başarısızlığını giderme çerçevesinde inceliyor. Bu bence çok çok önemli bir şey. İnci Hoca metninde işte Türkiye'de buna dair çalışmaların olmadığını söylüyor. Nitekim öyle ama çok böyle dolaylı yerden belki şey örneğini verebiliriz. İşte üniversiteye yerleşme oranlarına baktığımızda ana dili Kürtçe olan ya da işte şöyle söyleyeyim, Kürt nüfus yoğunluklu bölgenin her zaman listenin en sonunda geldiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla tamam yani bir araştırma yok ama çok dolaylı olarak belki bu aynı sonuca varabiliriz. Yani Kürtçe ana dilli öğrencilerin bariz bir akademik başarısızlığı şeye göre işte yani ana dili Kürtçe olmayan öğrencilere göre bariz bir akademik başarısızlığı var diyebiliriz. Tabii ki bunu belki o kadar ayrık bir şekilde öneremeyiz. Belki sadece dille alakalı bir mesele değildir bu. Şerif Hoca da zaten bunu söylüyordu işte hani mesele çok daha geniş, dil bunlardan sadece bir faktör ama işte İnci Hoca'nın aktardığı çok ilginç bir araştırma var Avusturya örneğinde. Şeyi gösteriyor yani
tüm diğer sosyoekonomik faktörleri dışarıda bıraktığımız, yani nötralize ettiğimiz takdirde dahi sadece dil eksenli, yani dil nedenli eğitim başarısızlığının olduğunu bize gösteriyor. Bu açıdan bence çok çok ilginç. Yalnız İnci Hoca'nın bu önerisine dair iki belki bir eleştiri mahiyetinde ya da işte daha aslında anlamaya çalışma bağlamında iki soru yöneltmek istiyorum. Tamam, bu ikinci dil olarak Türkçenin öğretimi ve de işte buna dair önerilen program dil nedenli dezavantajları dili daha iyi ve duyarlı şekilde öğreterek gidermeye yönelik bir yaklaşım. Yani bu bir yerde meseleyi çözmeye çalışan ya da işte bu eğitim başarısızlığını çözmeye çalışan bir program ya da bir çaba. Ama görebildiğim kadarıyla birinci dildeki, yani bu öğrencilerin işte Kürtçe özelinden bakarsak, birinci dildeki gelişmeleri ya da işte gerilemeleri, attrition ya da language attrition olayına dair hiçbir şeyi yok. Hiçbir tutumu ya da eleştirel bir tutumu falan yok, en azından görebildiğim kadarıyla bu programlarda. Dolayısıyla biraz şey gibi olmuyor mu bu? Yani işte mesela daha aşina olduğumuz Haydi Kızlar Okula kampanyası gibi meselenin biraz işte sosyopolitik ve de kimliksel boyutlarını soyutlayan, dışarıda bırakan bir çaba olmuyor mu? Kendi içerisinde had safhada önemli. Dediğim gibi çünkü ben işte Cuma Hoca'nın sunumuna değer yapacağım notlarda belki bunu açıklardım. Dil her şeyden önce bir kaynak. Yani it's a resource, bir kaynak. Dolayısıyla işte Türkiye'de yaşayan, Türkçenin pozisyonunun bu kadar önemli olduğu bir ülkede Kürt öğrencilerin Türkçenin bu kaynak statüsünden halk safhada işte diğerleri kadar iyi yararlanabilmeleri tabii ki çok önemli bir şey. Ama işte diğer taraftan acaba meselenin diğer işte bu daha çevreleyici sosyopolitik noktaları gözden kaçırılmış olmuyor mu? Aynen Haydi Kızlar Okula kampanyalarında olduğu gibi. Son olarak bu tür bir girişim için, bu tür bir program için nasıl bir hukuki ve pratik çalışma gerekiyor İnce Hoca'ya sormak istediğim. Büyük ihtimal yani tahminim şey gibi bir şey olması gerekiyor. İşte Türkçe dil temasına dair dil bilimsel çalışmalar yapılmalı. Ne tür farklar var arada? İşte Kürtler Türkçe konuşurken ya da Araplar Arapça, ana dilli öğrenciler Türkçe konuşurken nasıl konstrüksiyonlar, yapılar kullanıyorlar? Bunların belirlenmesi falan gerekiyor gibi düşünüyorum. Mesela bugün kafede duydum. Şeylerden biri, işte garsonlardan biri şey diyor, sipariş etmişim. Mesela bu bence bariz bir şey. Kürtçeden Türkçe'ye aktarılan bir özellik. Yani Türkçe konuşan Kürtçe ana dilli insanlarda şey görüyoruz. Bir mişli zaman patlaması görüyoruz. Bu İranî dillerin bir özelliği. Azerice'ye de geçmiş bir şey aslında. Dolayısıyla mesela buna da bu tür şeyler mi aslında, yani bu tür yapıların belirlenip işte eğitmenlerin ya da işte öğretmenlerin bu tür dilsel farklılıklara dair daha bilinçlendirilmesi mi amaçlanıyor bu tür bir programda? Evet. Cuma Hoca'nın konuşmasına dair de belki İlk bahsettiği çerçeve olan, teorik çerçeve olan Fishman'ın çerçevesi aslında daha spesifik şekilde diglossia olarak anılıyor. Diglossia'da Cuma Hoca'nın dediği gibi işte dilsel fonksiyonlar var, işlevler var. Bunlar birbirinden ayrılıp iki ayrı kategori olarak kaldıkları sürece, işte A dili ve B diliyle özdeşleştikleri sürece azınlık dilinin ya da daha işte baskı altındaki dilin korunması, muhafazası sağlanabilir. Bu ayrım ya da bu işlevsel ayrım aşındığı zaman da tam tersi bir durum oluyor. Bu daha dezavantajlı konumdaki dil yitme oluyor. Yani Cuma Hoca dil değişimi kullanıyor ama bence dil değişimi biraz daha language change, yani dilin kendi bünyesindeki değişikliklere tekabül eden bir şey. Ben bir çalışmada görmüştüm. Dil değiştirimi deniyor. Yani bir dilin konuşucularının kendi dillerini bırakıp başka bir dili
gündelik hayatlarında kullanıyor olmalarına yönelik. Yani language shift'e karşılık dil değiştirimi ya da belki dil geçişi de denebilir. Kanada örneğinde kullanılan bir terim, language transfer. Yani bu fonksiyonlar meselesinde bir düzeltme yapabilirim belki. Cuma Hoca orada iki kategoriye ayırıyor fonksiyonları. Daha işte public ve de private, kamusal alana ait işlerler, işte medya, eğitim, resmi dil falan, bunlar kamusal alana ait işler derken, daha aile ortamındaki, daha işte kişiler arasındaki kullanımda private, daha mahrem kullanımlara gidiyor. Şimdi Fishman tam olarak aslında şey diyor, yani bir dilin baskı altındaki ya da daha azınlık statüsündeki bir dilin varlığını idame ettirmesinin yolu aslında bu private, yani modern aktardığının tam tersine, bu private alanlarda muhafaza edilmesiyle alakalı. Yani ev, aile ve yakın çevre üçgeninde bir dil varlığını sürdürdüğü sürece, yani canlı aktif bir şekilde kullanıldığı sürece o dil varlığını sürdürür. Bu olmadığı takdirde, yani işte baskın dil eve, aileye, mahalleye ya da yakın çevreye nüfuz ettiğinde dilin varlığını sürdürmesi çok çok daha zor olur. Hatta şey örneğini bile verir, yani eğitimin bile, bir dilin eğitim dili olmasının bile bunu kurtaramayacağı örneğini verir. Yani bu üçlü bağlantı, ev, aile, pardon, ev, mahalle ve de yakın çevre üçgeninde dil, bu baskın dil oraya girdikten ve işte yani daha baskınlaştıktan sonra işte azınlık dilini eğitim dili haline getirseniz bile bunun, bu language shift, dil değiştiriminin önünü almanın çok zor olduğunu söylüyor. Nitekim Basque örneğini de biliyor. Basque örneğini Şerif Hocam çok daha iyi bilir. Çok böyle üst düzey dilsel programlar var. İşte iki dilli ya da işte Cuma Hocanın önerdiği gibi Basque altındaki de azınlık dili çok daha fazla ön plana alan programlar var. Buna rağmen yine de bir sosyalleşme aracı olarak Basque dilinin kullanılması çok çok daha az. Yine İrlandaca örneği hepimizin malumu sonuçta. Dolayısıyla yani asıl önemli olanın aslında bu ev ve de yakın çevre içerisinde dili daha fazla muhafaza edebilmek. Çok fazla şey var. Neden bahsedilmediğini bilemedim. Bu belki şeyle de alakalı, yani şeyle gösteriyor olabilir bize. İşte mesela Cuma Hoca ayrıca şeyden bahsetti. Etnodilsel canlılık teorisinden, vitality, yaşarlık teorisinden bahsetti. Şimdi oradaki faktörlere baktığımızda aslında mesela Türkiye'deki Kürtlerle İran'daki Kürtler ya da Suriye'deki Kürtler arasında bu faktörler bağlamında çok çok fazla bir fark göremiyoruz. Üçünde de işte statü olarak hiç resmi bir statüsü yok falan filan. Bir sürü noktada çok benzer olmasına rağmen Türkiye'de Kürtçe feci şekilde bu dil değiştirimine, language shift'e uğramış. Ama işte mesela aynı lehçenin konuşulduğu Suriye'de böyle bir durum söz konusu değil. Sadece belki işte göçün çok yoğun olduğu Halep eyaletinde bu olabilir. Ama daha kor, işte şu anki Rojava'da bir herhangi bir dilsel değiştirimden bahsetmek çok şey değil, yani çok söz konusu değil. Orada dil çok daha iyi korunmuş. Bence asıl önemli olan faktör burada, yani Türkiye'yi ayrı kılan faktör bence linguistic culture denen bu dilsel kültür meselesi. Tabii ki işte dil politikalarıyla ya da işte dil ideolojisiyle alakalı, ama işte bir dil ideolojisinin insanlar arasında benimsenme versiyonu olan dilsel kültürle de bence çok çok alakalı. Türkiye'yi belki şeyden ayıran, bu özellikle İran'dan ayıran, bu İran'da Türkçedekinin tam tersi işleyen bir dilsel kültür var. İşte Bülent Hoca'nın yatay çoğulculuk dediği dil içi varyasyona çok daha fazla tolerasyon gösteren bir dilsel kültür var. Nitekim Farsça'nın kendi lehçeleri de diğer işlettiğim dillerde büyük ölçüde korunabiliyor. Bir takım işte Kirmanşah gibi büyük eyaletler dışında diğer yerlerde Kürtçe çok çok canlı ve de aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Yani Türkiye örneğinde belki işte bu dilsel prestijle alakalı Cuma Hoca'nın aktardığı 5 faktörden belki şeyi de ön plana almak gerekebilir. Entegrasyon olayı. Türkiye'de bu baskın topluluğun kurumlarına girme oranı İran ve Suriye'den çok daha üst düzey olabilir. Bu
bir etkin bir faktör olabilir. Cuma Hoca'nın son bu şeyi çıkarımsaması, dilin işte siyasi hakimiyetle sosyopolitik çerçeve içerisinde anlamlandırılması, oralara yönelik bir müdahale olmadan kendi işte dilin kendi bünyesinde yapılacak değişiklikler maalesef çok sınırlı kalıyor. Bu hemen hemen tüm çalışmaların üzerinde mutabık kaldığı bir nokta. Birey düzeyinde çünkü baktığımızda başta da söylediğim gibi dil bir kaynak. Yani ne kadar idealize etmeye çalışırsak çalışalım, bireyler için dil bir kaynak. Bu kaynak derken sadece maddi işlevsel bir kaynaktan bahsetmiyorum. Kimliksel bir kaynak da olabilir. Ama işte nihayetinde bir kaynak. İnsanlar daha iyi bir kaynak gördüklerinde oraya pekala şey yapabilirler, kayabilirler. Bu da language shift'i aslında iyi açıklayan bir nasıl diyelim, metafor gibi bir şey. Şimdi Şerif Hoca'nın konuşmasına dair çok bir şey söyleyemedim. Bir sürü notum var ama süre bitti. Bu çok sorun değil. Çünkü bir yerde şey var, şimdi konuşmacılarımız, dinleyicilerimiz arasında Şehmus Kurt var. Şerif Hoca işte Türkiye'deki seçmeli derslere dair hiç doyurucu çalışmanın olmadığını söyledi. Nitekim öyle de, ama şu an işte Şehmus Kurt doktora çalışmasını bitiriyor bu konu üzerine. Onun belki ekleyeceği şeyler var. Yalnız yani belki bir özet mahiyetinde çok karamsar olmamızı belki şey yapan, karamsarlaştıran bir nokta. Almanya'da yani işte göçmen dillerine, Bülent Hoca biraz kızabilir ama göçmen dillerine reva görülen politikalara bile yetişmiş değiliz biz Türkiye'de Kürtçe açısından. Bu hakikaten çok hazin bir durum. Ve de gidilecek yolun da aslında ne kadar uzun olduğunu gösteriyor. Son olarak Şerif Hoca'ya belki şeyi yöneltebilirim işte. Yani Ergin Hocam şey eksik kalmasın isterseniz Şerif Hoca hakkında da bir 3-4 dakika daha devam edelim, ondan sonra bitiririz. Tamam. Yani şey diyecektim işte Şerif Hoca'ya şimdi bildiğimiz malum bu kısıtlı orandaki bu açılımlar da işte bu seçmeli dil falan mevzusu da 2009'dan 2014'e kadar ki bu dilsel şey politik yumuşama neticesinde aslında elde edilmiş bazı kazanımlar. İşte şey bölümler, akademik çalışma yapan mesela bir yerde gördüm 256 tane Kürtçe yazılmış master tezi çıkmış bu süre içerisinde. Aslında hiç azımsanacak bir şey değil yani Kürtçenin İşte Bülent Arınç'ın ya da bir sürü zevatın dediği gibi hani aslında Kürtçenin böyle kıyıda köşede bir lehçe değildi. Aslında tam tersi tam teşekküllü bir dil olarak kabul edilmesini gerektiğini gösteren bir şey aslında. Yani hiçbir dil öyle değil tabii ki de. En azından bu tür argümanları ellerinden alacak bir şey oluştu orada o akademik çerçevede. Yalnız 2014'ten sonra, 2015'ten sonra bu şey... Bu ortamın kötüleşmesiyle o zaman bir ivme kazanmış olan bu daha yumuşak, daha toleranslı dilsel kültür, linguistic culture yerini tam tersi bir şeye bıraktı. Yine eski reaksiyonerliğe dönüldü. Şerif Hoca işte tüm bunları şey yaparken, tartışırken dilsel görünmezlikten dilsel önemsizleştirmeye geçiş olarak kavramsallaştırıyor. Çok güzel bir kavramsallaştırma bence ama geldiğimiz aşamada son 5 yılda acaba bu kriminalizasyon bu önemsizleştirmenin ötesinde bir yere götürmüyor mu? İşte yani bir takım olumlu sonuçları var bu seçmeli derslerin, işte yapılan akademik çalışmaların ama bu kriminalizasyon bu potansiyeli de yani aslında biz daha iyi olmasını beklerken daha kötü bir yere götürmez mi? Neticede yani bir seçmeli dil dersi benim açımdan en azından yani görebildiğim kadarıyla sadece eğer daha büyük hakları elde etmeye yönelik bir ilk adım olabilecekse çok anlamlı olur. Kendi içerisinde çok çok fazla anlamlı değildir diye düşünüyorum. Ben yeğenim var, işte zorunlu seçmeli Kürtçe dersi alıyor ama mesela dilsel pratiklerinde ya da işte Türklüğe özenişinde hemen hemen hiçbir fark yaratmıyor bu ders. Çok sınırlı bir şey. Dolayısıyla bir ileriki aşamaya önayak olmayacaksa çok bir anlamı yok benim için. Bu kriminalizasyon ortamında böyle bir potansiyeli nasıl görüyor Şerif Hoca? Onu soracağım.
Bu şekilde ben bitirmiş olayım ama tüm konuşmaların ortak noktası şu bence, yani bu dil meselelerini hiçbir şekilde sadece dil meselesi olarak alamayacağımız, bu tamamen işte şeyle, ideolojiyle, dilsel kültürle, sosyopolitik ortamla bağlantılı olduğunu görüyoruz. Yani yine hepsi, tüm konuşmacılarda işte bu sınırlayıcı siyasi ortam ve ideolojiler içerisinde bile bir takım çabaların kısmi düzelmeler getirebileceği görülüyor. Bu çok çok önemli. Ben de durduğum nokta tam olarak bu. İşte umarım yakın bir gelecekte hani bu ülkedeki dilsel çoğulculuğu destekleyici bir dilsel kültür ve ideolojik ortamda tekrar yakalayabiliriz.